Günaydınlar efendim, hayırlı haftalar olsun, hoş geldiniz TVM'e. Her şeyi konuşalım da Aykut Işıklar, Erol Köse ve Pakize Sura'yla haftaya başlıyoruz. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü gazetelerin manşetleri, Fransa'da yaşanan katliamla doldu taştı, 200'e yakın insan hayatı teröre yenik düştü. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın, güzel bir program olacak. Her şeyi konuşalım başlıyor. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Herhalde Fransa'da yaşananları bizim kadar iyi anlayabilen başka bir millet daha yoktur herhalde yeryüzünde, değil mi? Biz ama alışkınız da ondan yorumumuz da farklı oluyor. Şimdi daha etkili olmuştur yani. Yani bize çok alışmış olabilirler de. Hayır, biz şimdi alıştık. Çok etkili ol. Biz alıştık, ayrı konu. 6 ay içinde de, biz kaç yüz kişi kaybettik. Bir de dünya alışsın bakalım şimdi alışabilecekler mi? Ya olur mu? İşte bumerang efekti vardır hayatta. Döner. Besleyip büyütürsen döner. Buradan bir sürü, ben daha üniversitedeyken bile bir sürü terörist kaçaklar, ondan sonra Kürt olaylarına karışanlar, azılı DHKP üyeleri, ondan sonra ülkeyi dolandırıp kaçan iş adamları vesaire Fransa kucağını açmıştır. İnsan hakları diyerekten tabii ki oh canımıza değsin. Asala yıllarca tabii orada ki, başkent öyle olarak kullanılıyor. Tabii ki oh canımıza değsin demiyoruz. Oradaki masum vatandaşlarımız, tenzih ediyoruz. Olan her zaman halk oluyor, her yerde olduğu gibi. Büyük üzüntü duyuyoruz. Hele ki şekli. Şimdi orada bir sistematik bir algı var. Ne var? Bastıkları yer en önemli yer. Birkaç, 7 yerde olay oluyor da. Bir konser, en çok ölümün olduğu yer. Ve konser, ne konseri? Bir Fransız konseri değil. Bir Amerikan rock grubu konseri. Yani bir taşla iki kuş vuruyor. Hı hı. Ondan sonra yere yatıyorlar, ölü taklidi yapıyorlar. Hunharca o yere yatmış yaralıları da Hitler'in SS subayları gibi hepsini tarıyorlar. Tesadüfen kurtulan, o kaçan oluyorsa oluyor. Ama terör, işte büyük besledikleri terör bu noktada oluyor. Şimdi ülkemizde birazdan da geliriz tabii, G20 var. Bütün dünyanın 20 güçlü ekonomisi, herkes orada. Ama çok büyük tesadüf olmadı mı orada? O da iyi bir şey olmadı mı bu arada? İyi oldu tabii. Çok, daha bir gündeme geldi. Burada, tabii. Şimdi şu var. Şimdi 2 kere 2 4. Bakın daha geçmişe gidelim. 1989 yılında, 90'ların başında Irak-Kuveyt olayları. Amerika Irak'a girerken şunu söylemişti. Demişti ki ellerinde kimyasal silah var, binlerce kişiyi öldürür bunlar dedi ve kendi girip 3 milyon kişiyi kesti. Anladınız mı? Şimdi ne tesadüf ki bütün olaylar, kargaşalar petrolün olduğu Orta Doğu'da oluyor. Yani dünyada bir sürü ülke var, hiçbir şey olmuyor. Kurtarıcı rolündeki Amerika uçak gemileriyle hiçbir yere gitmiyor. Ama petrol olduğu yer darma duman. Şimdi bunlar büyük tiyatrolar. IŞİD dediğin, hatta PKK dediğimiz şeyler, bunlar taşeron terör örgütleri. Tetikçi, parayı kimse onun düdüğünü çalıyorlar. Ve IŞİD'i de bunlar internetlerde bile var. PKK'ya da silah gönderen vesaire Amerika. Bunlar büyük Amerika oyunları. Şimdi o Amerika acaba Avrupa Birliği'ne ne diyecek? Ama zaten Amerika kim? Onun kuruluşu kim? İşte biri Ali Mehmet, biri Mehmet Ali. İkisi de aynı yani. O yüzden ama aynı şu anda Türkiye'de yaşadığımız gibi adaletsizlikten şikayet edenler zamanında adaleti bozanlardı. Şimdi aynı şekilde o terör onları da vurdu. Ama bu da çok enteresan bir komplo teorisi, paranoya olarak bakmayın. Bu da nasıl ki hani şey deniliyor ya, 12 Eylül'de asker işte olayları yaptırdı ki el koymak için. Bu da Amerika'nın yine bazı bölgelere el koyma bahanesi yaratmak için yaptırdığı bir olay olabilir. 11 Eylül olayları da öyle denmişti. İslamofobi yaratıp. 11 Eylül'den evet, hemen sonra Irak'a gittiler, bombalar aldılar. Mesela ne tesadüf ki 11 Eylül'de binada bir tane bile Yahudi yok.
Ölen bir tane Yahudi yok vesaire vesaire. Tabii acı bir olay ama aşılanma gibi. Biz teröre karşı artık biz şaşırmıyoruz. Ama Fransa tabii büyük reaksiyon gösteriyor falan filan veya reaksiyon gösteriyor tiyatroları. Burada şu da var. Bugün Hürriyet manşet yapmış. Büyük güvenlik zafiyeti var. Bu bomba olayları yaratanların çoğu teknik takip dinlemede olan insanlarmış. Nasıl oluyor anlamıyorum ama yine şunu biliyorum ki görünenle gerçek her zaman farklı. Biz sadece bize gösterilip empoze edilmeye çalışanı görüyoruz. Ama sonuçlarını birkaç ay sonra görüyoruz. Valla bir istihbarat uzmanı çok güzel bir laf etti. Dedi ki eğer siz ülkenizin kapasitesinin üzerinde insan barındırmaya kalkarsanız istihbarat zafiyeti çıkar. Her şeyden haberdar olamazsınız. Bu Fransa'da böyledir dedi. Fransa geçmişinde herkese kapılarını açmış. Her türlü illegal işlen, ilgilenen herkes Fransa'yı üst tutmuştur kendisine. Tayyar hemen araya gireceğim. Hemen araya gireceğim. Şimdi hemen Türkiye'den de aynı şey istemiyorlar mı? Bir dakika Tayyar. Şimdi o belay bizim sen başımıza atmaya çalışacak. Tamam işte. Niye Fransa kapılarını açmak zorunda kaldı? Bütün Kuzey Afrika'daki ülkeleri yıllarca sömürdü. Hala sömürüyor. Cezayir'de 1,5 milyon Cezayirli öldüren kim? Fransızlar. Şimdi o suçların bedelini ödüyorlar. Zaten uluslararası şeyler de var, yasalar da var. Niye Hindistan'ın, Pakistan'ın da orada doğup bir yana, Kıbrıs'ta doğup İngiltere'ye vizesiz girebiliyor. İstediği dakika İngiliz vatandaşı oluyor. O yıllarca 100 sene, 200 sene sömürmüş. Onları böyle bu durumda bırakmış. Şimdi almak zorunda Cezayir'i, Tunus'u, Faslı'yı. Anladın mı? O yani mecburen alıyor. Böyle gel, hoş geldin bilen de, ayıla bayıla almıyor. Bu bir savaş suçu. Öldürmüş ve halen de bütün o Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerindeki petrolleri Fransızlar işletiyor. Adamların bak Suudi Arabistan'a falan dedin ya sen çok güzel giyindin. Neden? Oradaki Arap Yarımadası'ndaki bütün petroller İngiliz, Amerikan ve Fransızların, tamam mı? O petrolleri ama kendileri şirketleri var ama şeyin kontrolünde bir kral var, bilmem ne var. Belli adamlarını ortaya koyuyor. Suudi Arabistan, Kuveyt'i falan. Onların vesilesiyle petrolünü alıyor. Adamların 100 liralık petrolünü alıyor. 10 lira harçlık bırakıyor. Bak bütün Arapların zenginlerin çocukları Amerika'da okuyor. İngiltere'de okuyor. Fransa'da, İsviçre'de okuyor. Ama adam gibi üniversiteler, okullar açmıyorlar şeye. Uyanmasın halk diye. Hala Iraklı, Suriyeli, o Arabistan Yarımadası'nda yaşayan ülkelerdeki cehalet eğitim cehalet içinde. Hala çadırlarda yaşayan insanlar var. İster yani, mi bilinçlensin halk onu? Elbette bilmem ne kuran kimmiş? Ha? Bütün o Afganistan'daki terör örgütlerini bilen petrolü korusun diye ilk başta korusun diye Suudi Arabistan. Yani bir tane bir kapıyı açıp da bir göçmeni almıyor mülteci Suudi Arabistan kuvvet. Bana ne yaparsın yapın diyor. O da Arap, o da Arap. Ya koskoca dünya. Şimdi IŞİD ne zamandır var? Veya işte IŞİD diyorlar, DH diyorlar, ikisi de aynı şey. Değişik isimler de aynı insanlar. Hocam ne zamandır var? 1-2 yıldır var. Ya koskoca dünya bunları yok ediyor mu ya? Tek harekette yok eder. Büyük güçler. Edemez, Amerika'da. Edemez. Ondan sonra, hayır etmiyorlar abi. Bilakis onlara silah yolluyorlar. Onları var eden onlar. Onları onların tetikçileri zaten. Ha, bir de silah kazanır, para kazanır. Ha, böl parçala yönet, böl parçala yönet. Ha, öyle. Amerika'nın bilmem ne, onları CIA'nın yardım olmadı. Yeter ki benim petrolüme dokunma. Tamam mı? Benim petrolümü ben tıkır tıkır oradan paranı alayım. Sen orada sürün. Çünkü onlar ne kadar karışık olursa, şimdi benim bir toprağa girmesi için bir bahane olacak. Şu isim altında giriyor. Barış gücü. Çekiç güç. Korumaya geldik. Ya onu kimse yemiyor da. Arap çocuklarını eğitselerdi bunlar olmazdı. Anladın mı? Adam gibi işi gücü olan o kadar zengin bir ülkelerde açlıktan sürünen insan dolu. Yani böyle bir adalet olur mu? Onların da uzantıları Avrupa'ya gidip okuyanlar gerçekleri görüyor. Ve o yüzden de böyle o kadar bilimsel bir örgütler kuruyorlar ki çözemiyorlar bile adamları. Altında bunun temel bir şey var. Milliyetçilik duygusu var. Veya işte Arap şeyi fanatizmi doğuyor Avrupa'ya gidince öğreniyorlar. Zamanında Amerika şöyle bir şey söyleyeceğim. Amerika'yı da aşan bir durum var. Dünyayı global silah üreticileri, bu böyledir, 10 yılda bir savaşlar çıkartırlar. Neden? Ürettiklerinin harcanması için. Zamanında bunlar Vietnam'a girmişlerdi. 10 yıl sonra işte Irak'a girdiler. 10 yıl sonra oralara girdiler. Yok Arap Baharı, yok ora karıştı, bura karıştı. Allah'tan
ülkemiz bu tuzaklara çok düşmedi henüz. Ama tabii ki buraya da ilgili bize gaz verip BOP denilen Büyük Ortadoğu Projesi'nin liderisiniz, aslansınız, kaplansınız gazları oldu. Tabii burada bizim onu siyasi olarak beğenelim, beğenmeyelim, eleştirelim ama Cumhurbaşkanımızın stratejisi, yani herkesle biraz da dirsek teması oldu. Çok da canım cicim olmadı. Masaya vurması gerektiği yerlerde o 1 Mart'ta meclisten geçmedi, evet, o mesela o Arap şeye, Amerika'ya çok koydu o. Bizim ordumuzu göndermedik, evet, ya kara hareketini. Yani sonuçta bu geçmişten gelen bir olay. O Arap çocuklarını, Arap halkını sen sömür sömür, petrolünü al. Onları aç sus cahil bırak. Tabii ondan canım. Sonra uzantıları, o Cezayirli çocuk. Bak dikkat, olaylara karışanların hepsi Cezayirliler yani. Kuzey Afrika'dakiler. Bazı birkaç tane Suriye'den geçmişler var. Peki şunu soracağım. O acaba üzülen, dünyayı sallayan Avrupa Birliği bizim yüzün üzerinde eşdeğer oranda Ankara olaylarında neredeydi abi? Bir tek buradaki büyükelçiler, o da biliyorsun toplumsal yani, şey çıktı biliyorsun. Ben en çok şey bozuldum abi. Facebook'ta Fransız bayrağının üzerine portresini koyan arkadaşlarımıza. Tabii ki. Yani Ankara'da 100 kişi öldüğü zaman Türk bayrağının üzerine kafasını koydu mu arkadaşlar? Gömme resimler vardı yani. Facebook. Tabii canım. Bizde yani. Bu Batı özentiliği var ya. Yani orada bir şey olunca hemen herkes birden Eyfeller koydu. Herkes ölümüne. Senin, bir tane Türk bayrağı koymuş mu acaba Paris'te, bir tane Fransız? Paris'te Türk Havayolları Bürosu kaç kere basıldı? Ha. Bizim diplomatlarımız, kaç diplomatımız öldürüldü Asala tarafından. Tabii. O zaman biz karışamayız. Burada Fransa özgür ülkedir. İnsan hakları var. Biz 1789'da... O olayı hatırladım. Fransa'da Türk Havayolları basılmıştı. Tabii. Entebbe baskını, ondan sonra bir sürü olaylar olmuştu o zaman. 70'li yılların sonu, hatırlıyorum o günleri. Asala orada çalışıyordu. Evet, yine de kaybolan insan hayatıdır. Evet. Bahsettiğimiz global yöneticiler. Yoksa oradaki halk insandır. Hepsine üzüntü duyuyoruz tabii. Hele ki konsere gelmiş garibimler. Ve onun videosu da düştü. Zavallı o sahnedeki çalanlar da. Bir de halk efekt zannetmiş. Konserin parçası zannetmiş. Şov. Bir kişi kaldı ama biliyor musun? Gruptan birisi. Evet. Beyaz, evet. Herkes gitarıyla kala kaldı. Yani kim ne ederse buluyor elinde sonunda. Kesinlikle. Anladın mı? Yani olay bu. Efendim, hafta sonu Kıbrıs'ta enteresan bir şey oldu. 11 Mayıs'ta üzerinde 5 gram Hint keneviri bulunan Barbaros Şansal Levkoşa Havaalanı'nda tutuklanmıştı. Gözaltına alındı. Mahkemesi devam ediyordu. 40.000 TL kefalette serbest bırakılmıştı. 6 ay sürdü dava ve sonuçlandı. Verilen karar Barbaros'un lehine çıktı. Bir ay aleyhine çıktı. Bir ay hapis cezasına çarptırıldı. İçeride, yetecek mi bir ay? Şimdi anlatıyorum. Kıbrıs yasaları çünkü çok enteresan. Gözaltında tutulduğu 6 gün cezasından düşülüyor. 22 gün içeride yatması gerekiyor. Bu 22 günlük süre içinde eğer iyi hali göz önüne alırsa cezası 5 gün daha indirilecek. Fakat cezaevinden çıktıktan sonra sınır dışı edilecek. Ve eğer Bakanlar Kurulu kararı olmazsa bir daha adaya giremeyecek. Yıldırım Bey orada bir tekstil fabrikası ve aynı zamanda da bir moda okulu açıyordu. Barbaros kendisi kendilerine yaşayacakları çok şık bir malikane inşa ediyordu. Hı. Ama suyun akışı birdenbire değişti. Burada da duracak gibi değil pek. Biraz ağzı durmuyor çünkü onun, evet, için burada da duramayacak. Oraya güveniyordu değil mi? Orada bir böyle çektiği şeyindendir değil mi? Dilindendir. Yani. Böyle her yerde acayip acayip konuşuyor. Bütün bunlar konuşması yüzünden, biliyor musun? Evet. Cezanın şeyi şöyle açıklanıyor. Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan bir ay hapis cezası. 6 gün içeride yattığı için 6 günü düşüyorlar. 22 yani gün yatacak. Bu kadar mı orada ceza? 6 ay mı? Evet. Bir ay mı? Ceza öyle vermiş. Bir ay vermiş cezayı. Ama bu bir ayın dönüşü kötü. Bir daha adaya giremeyecek. Ta ama ki bakanlar bir kırıntı bulunmuş falan da ona içerken satarken yakalanmamışken. 5 gram. O 5 gramdan dolayı. Cebimde kalmış bir yerden diyor. Bir aylık cezanın şeyi yurt dışı, sınır dışı ve bir daha girebilmesi için de Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç var. Ama zaten daha önce söylemiştim. Ada artık mevcuttaki Türk vatandaşlarından rahatsız. Geçtiğimiz hafta enteresan bir şey yaşandı biliyorsunuz. Bir avukat hanımefendi daha önce şikayette bulundu
ezanın hoparlörle dışarıya verilmesi konusunda. Sonra bir başka bir efendi cami önünde hoparlörden ezan okunurken arabasının kornasını çalarak olayı protesto etti. Bu hoparlörden ezan sesi verilmesini karşı çıkan hanımefendi davayı kazandı. Camilerden hoparlörlerin söktürülmesini kararı verildi. Daha sonra o dedi ki ben ezana karşı değilim ama ezanın mekanik bir sesle etrafa yayılmasına karşıyım. Çünkü bu adada kiliseler de var. O zaman oradaki görevliler de megafonlar taksınlar, ellerine mikrofonları alsınlar. Ayinlerini yüksek sesle yapsınlar. Bu olacak şey değil. Bu yüzden böyle bir karar çıkarttım ki adada zaten yasakmış mekanik sesle duyuru yapmak. Onun için orada böyle bir olay vardı. Kıbrıs çıkartmasından sonra vatandaşlık almış, orada oturma izni verilmiş. Vatandaşların oturma izinlerinin iptali söz konusu. Ada kaynıyor bu konuda ve işte bir aylık bir ceza, bir aylık cezanın sonucu bir daha Bakanlar Kurulu kararı olmazsa ama turist dahi giremeyecek adaya. Ne bileyim şimdi çok konuşuyorlar. Şimdi dedin ya oturma izni falan iptal. Benim aklıma yok. O zamanlar Kıbrıs o harekatına, barış hareketine katılan herkese askeriyeden istersen burada yaşayabilirsin, burada vatandaşlık alabilirsin diye bir yasa vardı. Çoğu kişi de kaldı orada. Askerler olsun, abi hiç subaylar olsun. Magosa'ya gittin mi? Gittim. Magosa bizim Beyoğlu'ndaki şey gibi, ara sokakları gibi. Bilmem ne kebapçısı, bilmem ne dürüm evi, bilmem ne türkü barı falan. Ya artık bu hale gelmiş. Tabeller falan. Kıbrıs'ta o hale gelmiş. Yani Girne'de o hale gelmiş. Ama onu yapan kim biliyorsun? Buradan gidip oraya yerleşenler. Neden yapıldı ama biliyor musun? Onun bir de diplomatik şeyi var o. O ülke meselesi o. Öyle çantasını alan laf olsun diye gitmedi. Doğudan, güneydoğudan, doğudan insanları zorla da götürdüler oraya. Tamam. Çünkü uluslararası tartışmalarda, konuşmalarda biz diyorduk ki üçte biri Türktür diyorduk. Onlar hayır siz onda birisiniz falan diyordu. Siz çok azınlıksınız. Hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nde söz hakkınız olamaz diyordu. Bizimkiler de ne yaptılar? Habire böyle aileleri göç ettirip orada yer gösterdiler. Ve boş kalan ne kadar ev varsa oraları yerleştirdiler. Güneydoğu'dan, Doğu'dan böyle Kürt aileleri bilmem ne. Her çeşit, hatta Karadeniz'den bir yıl giden insan var. Sırf üçte bire gelelim diye 200 bin Türk olsun diye uğraştık. Onların 600 bin, 200 bin de Türk olsun diye. O zaman herkese verdiler oturma izni. İşte adanın yerleşik halkının sürekli bir beklentisi vardı. Sonra kıymete binince birden yok falan geldi Türkler bilmem. O zaman zavalları zorla götürdük oraya biz. O tabii ki. Orada biliyorsunuz enteresan şeyler var. Yerleşik ada halkı. Rumların bir gün mutlaka Türk tarafına geçeceğini bekliyorlardı zaten. Çünkü şöyle bir şey başıma geldi. Girne'de bir yıkık Rum evinin bahçesinde kocaman bir kaynana dili açmış. Onun meyvesi vardır ucunda. Ve çok tatlı bir şeydir. Dedik ki koparalım da. Hani dikenli yiyelim. Değil mi dedi? Ha, böyle dikenli. Yandaki dükkandaki adam dedi ki kopartmayasınız onu. Niye dedim kopartmayacağız? Orası dedi Rum'un evidir. Ya Rum'u mu kaldı? Ev yıkık dökük harabe. Hayır dedi onların malıdır kopartmayacaksın. Ve bahçedeki dikenli ağaçtaki meyveyi koparttırmadı bize. Ama evlerine girmiş oturmuşuz bir de. Tabii canım. Ya hayır o fena bir vaziyette. Adanın durumu böyle. Yani 1974 yılında o topu kim aysa onu iade edecekler anladın mı? Bu problem bitince. Onlar da gelecekler evlerine yine oturacaklar. Yine bizimkiler azınlık olacaklar. Nasıl bir kanun çıktı Gökçeada'ya bütün hepsi geldiler. Bir işte evlerine yerleştiler. Ege'deki Rum evlerinin sahipleri geldiler aldılar tapularını. Veriyorlar şimdi. Kıbrıs'ta da Rumlar Türk tarafına gidiyor. Ha Türklerin de var ama öteki tarafta. Öteki tarafta bizimkiler de onları alacak yani olay bu. Evet bu arada Belçin Bilgin kendi sosyal medya hesabından biraz önce Aykut abinin bahsettiği Fransa Paris heykelini yayınlayarak teröre lanet okumuş. Bunun üstüne ortalık birbirine girmiş. Bizim de memleketimizde o kadar insan öldü Belçin Hanım yeni mi aklınıza geldi insanlara başsağlığı dilemek diye küfür, kafir, hakaret hanımefendi hesabını geçici bir süre durdurmuş sonra yeniden açmış. 203 bin kişinin takip ettiği sayfasında ne demiş? Türkiye'de olanlara sessiz kalıyorsun da Paris'te olunca acın neden büyük oluyor hanımefendi diye bir başlamışlar. Sonu gelmemiş. Ben bir tek Fransa için değil, işte sen de biliyorsun Aykut abi, gurbet kervanı konserleri yapardık Almanya'da. Ve PKK elinde silahla gelir, konseri basar, haraç alırdı, isterdi. Sanatçılardan ve organizatörlerden. Ve Alman polisine bunu şikayet ettiğinde
Müdahale etmez miydi? Biz karışamayız. Sizin iç işiniz diyordu ya. İç işiniz diyor. Ulan ne demek adam gelmiş insan haklarına müdahale ediyor. Para üstü karışmıyordu. Tamamıyla PKK'yı vesaire ve Almanya'da şubesi var. Düşünün bir terör örgütünün Almanya'da şubesi var. Kimse dünya barışı falan masalını anlatmasın kardeşim. Terörü besleyen Avrupa'dır. Vücudu Amerika'ya dayanıyor. Paris'te Kürt ben gördüm ben şahit oldum aynısı. Mercedes'lerle BMW'lerle geliyorlar kapıların önüne otelin. Son konserlerden sonra tam artık döneceğiniz gün organizatörle oturuyorlar, paraları alıyorlar ve gidiyorlar. Valla İbrahim Tatlıses paşa paşa verdi. Nerede verdi? Oldu. Verdi ya bizim ekip ondan verdi. Vermedi. Menajeri gördük biz verirken. İyiyorsa sık dedi. Ferdi Tayfur aslan gibi. Küfrü bastı kovdu onları. Sonra bir şey yapmadı. Yok. Ondan sonra. Kazayla mı dedi, oldu? Dedi sen dedi ben sana para vereceğim silah alacaksın gelip benim vatandaşımı öldüreceksin ben. Kim? Ondan sonra mi? Ferdi Tayfur. Allah Allah. Bastı kalayı. Hadi iyi olsun. Hani dünyada en son aklıma gelecek adam değil mi? Bunu söyleyecek. Allah aferinmiş. Aniden bir şey oldum yani. Helal olsun. Yani bu olay işte Paris'teki Kürt Enstitüsü diye bir yer var. Hı-hı. Onun başında yakışıklı bir Kürt delikanlısı var yıllardır. Onun sevgilisinde isim vermeyelim. Bir Türk vatandaşını Türkiye'de herkes çok sever filan sayar. Yenge muamelesi yaparlar. Yıllardır oradan planlandı programlandı her şey. Buradan tüyen gidip ben Türkler bana bu işler şey diyor. Değil mi? Yılmaz Güney'in işi değil mi abi? Ben bilmem ben Fransızım ben anlamam. Ben bilmem eşim bilir. Beni Türkler öldürüyor kesiyor diyene hemen 24 saat içinde evet. Şey verdiler hüviyet verdiler Fransızca. Efendim İbrahim Tatlıses'e 4 yıl hapis isteniyor. Hakim Hasibe Aslan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İbrahim Tatlıses hesabı üzerinden birinci sınıf hakim Habibe Aslan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanması devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya İbrahim Tatlıses ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada şikayetçi hakim Habibe Aslan'ı avukatı temsil etti. İbrahim Tatlıses ben MESAM üyesiyim. O dönem MESAM'ın başkanı Arif Sağ yürütüyordu. Daha önce de yapılmış toplantıda başkanın azlığı için karar çıkmış, olağanüstü genel kurula gidilmişti. Henüz bu toplantı zamanı gelmeden mahkemeden bir durdurma kararı çıktığını duydum. Güvendiğim insanlara sorduğumda da hakimin kızı MESAM avukatı olduğu için bu kararı aldı dediler. Ben de bu yüzden Twitter hesabımdan dava konusu tweetleri attım. Bunu paylaşanlar da oldu. Katılanın kızının avukatımı aramaları üzerine de tahminen bir gün sonra bu tweetler kaldırıldı. Ben katılanı daha önceden tanımam. Kızını da tanımam. Bu kararın alınmasında şikayetçi Habibe Aslan'ın kızının gerçekten mahkemeye müracaat edip etmediği hakkında bilgi sahibi değilim. Hakimin kararı ile ilgili bilgi sahibi de değilim. Söylenenlere inandım. Şikayetçilerle geçmişten bir husumetim yoktur. Hakaret etmek, iftira etmek için bir nedenim yoktur dedi. Dava ertelendi. Devam edecek. Yazık ya İbrahim de artık yani İbrahim dava etsen ne olacak? Dava etmesen. Ben ne üzüldüm. Demek? Ne ben üzüldüm ya. Ne bileyim yani. Ne bileyim artık İbrahim dava edilir mi ya bu kadar. Nasıl yani? Tamam da anladım da nasıl yani. Nasıl yani dava edilir mi? İbrahim hatalıdır bilmem ne. İbrahim hasta ya. Allah Allah. Ya. Ha hastaların koruması var yani. İbrahim yani devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimine hakaret edecek. İbrahim hastadır. Ya böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Ben bileyim. İbrahim'e mi? Zaten bu payeyi... Bu zihniyetler vere bak. Adam kendini hakkın, hukukun, devletin üstünde gördü. Evet. Şimdi de şımardı, her şey var. Her şey yapsın. Her şey yapsın. Bak, İbrahim dava ederim. Hadi bir dakika canım. Çocuklar artık İbrahim'e hakikaten yani nesini yetişecek, nesini çıkacak, neyini savunacak? Ha diyeceksin ki. Ya ne demek şey, İbrahim bir hastalığıyla... Ama rahatsızlığıyla bunun ne alakası var? Ama söylemesini de biliyor diyeceksin şimdi. Orada da haklısın ama ben gene de yani ay İbrahim'in neyine uğraşacaksınız? Ne demek neyle uğraşıyor? O adam yürüyor da evli barklı çocuk sahibi bile oluyor da cezai ehliyeti mi yok? Haklısın. Çocuk yani. Sahibi oluyor da cezai ehliyeti mi yok? Yapmayın Allah aşkınıza. Ayrıca de buradaki hoş olmayan nokta şu. Ben katılanı önce tanımam. Kızını da tanımam. Söylenenlere aldandım. Ya sen koskoca İbrahim Tatlıses söylenenlere aldanıp bir hakime işte, hakaret etmen mi gerekiyor? Mahkemenin önüne kadar Ali Kıran başkası. Şımarıklığı tabii ki var yani. Son derece şımarık. Olur mu olamaz işte. Devletin hakiminde de şımarıklık yaparsan tak diye getirirler seni. Buradan devletin polisi ama gelip geçmiş olsun İbrahim Bey deyip onu hiç unutmuyorum. Yok İbrahim aynı dersi benim fuarda da almamış mıydı? İbrahim'e geçmiş olsun nerede diyor. Nerede aldı fuarda? İbrahim ne demek?
Polise girilmez yerden girmeye kalktı. Polise hakaret etti. Fuarda 15 gün hapis yatmadı mı İbrahim? Doğru. Devlet memuruna hakaret etti. Hatta sonrasında Karazindan diye bir de şarkı yaptı. 15 gün hastalığı. Fakat bir şey söyleyeyim. O işle ilgili şöyle bir dedikodu vardı. İbrahim olsa devlet kanun üstünde değil. Doktor, o işler yalvardılar. 3 gün bizi bırak dediler. 3 gün daha bir salla dediler. Biz de bir görüşsün arkadaş dediler. O Karazindan'la ilgili rahmetli Hasan Bora için şöyle bir dedikodu vardır. Bu bir Hasan Bora projesidir. Albüm çıkmadan önce İbrahim Tatlıses'e promosyon için yapılmış. Yok, ben o fuardaydım. Beraberdik, yan yanaydık. O kapse girince bari bunu PR'a çevirelim de algıyı dağıtalım diye yapılmış bir olaydır. Onu oradan çıkartmak için de taklalar atıldı, ben biliyorum. Öyle bir proje değildi. Bundan daha şey çıkar mı doktor? Ceza nasıl? Çıkar mı? Çıkar. Suçunu da kabul etmiş. Çıkar, çünkü İbrahim Bey'in ertelenmiş birçok cezası var. Bir daha suç işlememesine dair. İbrahim'in şu an trafik suçu işlese hapse gireceği konular var. Sauna çete davasında var. Allah var yani. İbrahim Bey'in dosyası çok kolay. Ya peki İbrahim Bey kafası çalışmıyor bunlara diyelim. Düşünemeden, düşünmeden hareket ediyor. O kadar adam dolaşıyor yanında. Bir tanesi bunu uyandırmıyor mu İbrahim yanında ya? Hepsine derse eyvallah. Çok akıllı çocuklar var. Nerede akıllı İbrahim? Akıllı mı bıraktı? Şak şak şak. Eyüp mü? Eyüp yok mu yanında artık? Ya Eyüp olsa ne olur ya? Eyüp ona saati soramaz ya. Bırakın Allah aşkına. Nasıl yani? Saati soramaz. İbrahim yanına ona doğruyu söyleyen herkesi kovdu. Çünkü İbrahim... Niye kovdun otel müdürü dedim ya, bu çok biliyor dedi ya. Tabii ki. Ya tarihe geçer bu. Ya onu bırak. Uçak alıyor. Uçak alıyor. Otel 500 otelden gelmiş. Uçak alıyor. Pilota diyor ki otele... Ya diyor masraf oluyor. Tek pilotlu. İbrahim Bey diyor uluslararası havacılık kuralları var. Tek pilot uçmaz. Bana bir şey olsa ne olacak diyor. Yok kardeşim, ben tek pilotlu uçun. Düşersen ben düşerim. Adam aynı gün işi bırakıyor. Yani İbrahim Bey'in kendi bir mantığı var. Bedelini de ödüyor. Başına ne geldiyse de kendisinden gelmiştir. Efendim Rütük ceza yağdırdı. Ben severim ama. Ben severim. O da sizi sever tahmin ediyorum. Evet, evet. Nasıl bir kaderdir Aykut abi? Ne? Anlamadım. Biz adamın genel yayın müdürlüğünü yaptın değil mi seneler sonra? Hiç konuştunuz mu? Yaptım. Hiç konuştunuz mu? Yani ya böyle olmuş hani. Artık patron şey ilişkisi oluyor yani, yönetici ilişkisi başlamış ya. Hani bu mevzu hiç gündeme geldi mi? Yani kavgalarımız falan filan evet. Yani biz, çünkü onun hakkında bir tek olumsuz yazan bendim. Çıldırıyordu, öldürüyordu. Sonra yine de bir yerde yine barışıyorduk. Bir karşısında bana en son... Bir baktım, alo, ulan dedim, nereden biz bunda konuşmuyorduk ya filan. Çünkü televizyonda bir sene bana lanetler okudu. Bir sene İboş oldu. Her programda yarım saat bana lanet okudu. Dedim ne oluyor bu adama filan, anladı mı? Hayrola dedim, ne oldu, hangi dağda kurt öldü de beni aradı filan. Hakkını helal et, sen ne helalleşiyorsun. Amerika'ya gidecek ya orası. Böyle içinden mi geldi ne? Ya dedi ikimiz dedi. Senle ben dedi okyanustaki iki dalga şey dedi, azgın dalgalar gibi dedi. Vay. Böyle bir şey yapıyoruz dedi filan. Ama dedi ama birbirimizi dedi severiz dedi. Seni ayrı tutalım şimdi artık. Ne dedi anlamadım. Seni ayrı tutayım artık ayrı yani, Allah korusun. Ondan sonra ama dedi birbirimizi severiz. Hakkını dedi tabii helal olsun. Ondan dedim konuşma dedim. Ağlatacağım beni dedim. Ama hakikaten de duygulandım. Arkadaşlar o cesaret İbrahim, ya, İbrahim. İbrahim'in yanındakilerden gelebilir miydi ona herhalde yani, değil mi? 10 kişiyle falan İbrahim Bey, ortada. Gelebilir İbrahim tabii. Büyük bir tiyatrocu. Bak, bak çok güzel bir konuya girdi. Kendi kendine konuşabilir mi ya? İbrahim'i ya, sokakta yalnız görsen. Bak bana adamları tabii. İbrahim nezarette böyle bir güce geldi. Hiç unutmuyorum onu. Bir, işte şey kısa boylu böyle bir yaşlı bir adam. Böyle geçerken bana böyle baktı. Elinde tesbih falan kabadayı. Ondan gitti ben sesini diyorum. Ağam bu sana ayık mı? Emir et. Ne yapacağız? Dese ki İbrahim şuradaki oradan bu burnu alçılı herifi götür temizle dese. Beni emniyetin içinde öldürür herif beni. Hiç cezası da yok onunla. Ben o kadar fanatikleri hayranları var. Zaten hep de ona güveniyordu. Tehditleri de öyle. Ben bir şey yapmam. Ben bir şey yapmam ama beni... Seyenlerimi yeğenlerimi tutam. Onları nasıl zaptıyorum? Genç onlar delikanlı. Onları zapt etmek çok zor. Hep böyle yani. Dediğin doğru. Alıcı da iş bitti abi. Urfa'daki alıcı da iş bitti. Evet. En son. Efendim Radyo Televizyon Üst Kurulu ceza yağdırdı. Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programında reklam arasında damat adayı gelin adayını yanağından öpüyor. Bu görüntüler daha sonra programda yayınlanıyor. Böyle olunca da gelin adayının ailesi Radyo Televizyon Üst Kurulu'na müracaat ediyor ceza için. Reklam gelirinin biriyle üçü arasında ben ceza alacak. Ne demiş ailesi yani? Peki? Ailesi ne diye şikayet kızılar? Etmiş? Şöyle, veteresi varmış, bir seyredelim istiyorsanız. Bir görelim veteresini.
Bak şimdi bu kayıt. Mısın? Bak şimdi hiç sokakta görsen bu kızdan umar mısın bunu? Bu kayıt reklam arasında alınmış. Bunu niye gösteriyorlar işte? Evet. Dönüp gösterilmiş. Radyo Televizyon Üst Kurulu da diyor ki, edebe ve ahlaka aykırı bir husus olmamasına rağmen, gelin adayın ismi Öymüş, Öğün'ün kendisine gösterilen ilginin niyetini ayırt etmekte zorlanan, duygusal istismara açık bir genç kız olma özelliği dikkate alındığında, yayının üzerinde yaratacağı mahalle baskısı göz ardı edilip ekrana taşınması yayıncı sorumluluğundan uzak bir tutumdur diyerek, kanalın reklam gelirinin %1 ile 3'ü arasında ceza ödenmesine karar verilmiş. Biliyorsunuz rutin cezalarına itiraz etseniz de çok geri dönüşü olmuyor. Erol Bey ne düşünüyorsun? Merak ettim düşünceni. Vallahi abi Altak Geberpilla, şu cezalar hiçbir işe yaramıyor. Rütük'te neye göre ne olduğu da belirsiz. Bir dakika para ama para gidiyor ya kesiliyor. Çatır ama dur çatır. Gitmiyor. Biz nasıl? Gitti zannediyoruz. Ne oluyor? Dava ediyorlar durduruyorlar. Rütük'ün verdiği cezaların kaçta kaçı realize oldu biliyor musunuz? Ya milleti mi aldatıyorlar böyle ceza verdik? Hayır, verdik diyor. Sonra hakikaten de veriyor ceza. Verdiğin an o uygulanmıyor ki. Karşı taraf dava ediyor. O dava kaç yıl sürüyor biliyor musunuz? O davadan sonra onun Yargıtay'ı da var. 5 yıl. Sonra zaten ya o arada program kalkıyor falan. Program kalkıyor. Rütük'ün yönetimi değişiyor. Falan da filan da filan da. Bir tek galiba Yüksek Seçim Kurulu'nun açmış olduğu, verdiği cezaya itiraz yok. Onun dışındakilerin hepsine itiraz edebiliyorsunuz. Bir tek yani onlar kesin ceza. Şimdi bu kısmını aniden yapsaydı suça girer miydi? Orada bizimkilerin girer canlı yayında muydu? Direkt olarak Seda böyle abi. Bir hareket olsaydı girmezdi. Burada şöyle bir şey var. Bu yayın dışı. Dışı ve tekrarlamaları anladım. Ve sonra ekrana getirilmiş anladım. Bir bölüm. Ondan dolayı ceza vermişler. Zaten söyledi sunucu çocuk. Yaptığımız yasak falan filan dedi. Ama o zaman niye götürüyorsun niye ekrana? Orada biraz kaşınmış. İşte bak konuştursun diye akıllı bir taktik. Ah. Efendim Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar annelik adına önemli bir karar aldı. Şık gazetesinden okuyorum Sözcü'nün. Şu sıralar moda sektöründe boy gösteren Helin Avşar geride bıraktığımız hafta özel bir hastanede operasyon geçirdi ve anne olma şansını uzun yıllar koruyabilmek adına yumurtaklığını dondurdu. Özellikle iş dünyasında kariyer hedefi olan kadınların ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olmak için başvurduğu bu yönteme başvuran Helin Avşar aynı günün akşamı taburcu oldu. Herkes yaptırıyor artık böyle bir şey biliyor musun? Öyle mi? Evlenmiyorlar ya geçmesin diye 40'a Tarkan için de yaptırdı evet. Diyorlar bunu. Ondan şimdi bu sağlıklı bir şey mi doktor? Yok tabii şöyle bir şey. Bu öldüğünde kendini donduranlar var. O özel bunun şirketleri var dünyada. Özel ozon tankları var. Radyasyona bile karşı korumalı. Dünyada bunun merkezleri var. Mantığı da şu. Diyelim birisi öldü. Dondurttu kendini. Belki 100 yıl sonra dondurulan bedenlerin, bozulmamış bedenlerin bir şekilde hayata geçirilmesi bilimsel olarak bulundu. Veya işte o kanserden öldü diyelim. İşte onun tedavisi bulundu vesaire vesaire. Böyle bir sürü dünyada merkez var kendini öldükten sonra. Hatta yaşarken bile kendini beni şu anda dondurun diyor. Uykuya alın ondan sonra ve öyle devam ediyor. Yani akıllı yani doktorlar böylece yollarını buluyorlar kesinlikle. Abi diyor. Yok çok mantıksız değil bilimsel olarak ben doktorlar. Yani çünkü ileride bugün çaresi yok. Ama belki 50 yıl sonra çaresi olacak. Parası bol abi. Şimdi bakın tıp nereye geldi? Para çok bir deniyor şu an. 3 boyutlu yazıcılar var. İşte bunun aynısını yapıyor, uçak yapıyor. Onların moleküler parça koyuyorlar. Şimdi organda kök hücreleri onların şeyi mürekkebi olarak koyuyorlar ve organ yapıyorlar. Hayvan deneyleri başladı. Bugün başladıysa bu 10 yıl sonra ya Aykut abi sen de çok içtin abi şu karaciğeri değiştirsene bizim Selami'ye gidelim durumu. Ondan sonra tak çıkar durumlar böyle. Yani dünya o boyuta geldi o yüzden çok mantıksız gelmiyor. Uzay filmleri gibi gelmiyor artık bu anlatılan. Ha bu denilen de evet mantıklı. İleride Allah korusun rahim kanseri olur bir doğurganlıkta ilgili bir sorun olur. Yumurtamı dondurayım diyor çok mantıklı. Sperm için de aynı şey geçerli. Güzel bir hareket yapmış. Peki bir şey söyleyeceğim. Kadının ya da erkeğin cinsel hayatını etkileyen bir durum yok mu? Yok hayır canım. Yumurtalıklar başka yerde oradan geliyor. Laparoskopik dediğimiz zaten burasından belli. Peki yumurtaları satanlar da var bu arada biliyorum. Nasıl? Ben.
bayağı gidip çocuğu olmayanlara. Tabii ki. başka şekilde. Kıbrıs'ta falan var böyle şeyler. Ki bu da yasa dışı bir şey. Zaten Türkiye'de yasak. Zaten Türkiye'de yasak. Türkiye'de yasak. Kıbrıs'a gitmek. Tabii tabii Kıbrıs'ta. Çok öyle kızlar var. Küçücük. Tabii bu tanemiz. Sağlıklı kızlar büyük para. Hayır, Spencer şöyle. Bu dönör taşıyıcı annelik taşı ve başkasının Sper Bankası Türkiye'de yasak. Hani dış ülkelerde var ve Kıbrıs'ta var. Yapıyorlar. Burada da yapıyorlar. İllegal yapıyorlar. Fakat ben bir geleni gördüm. Beğenmiş ve geleni gördüm birkaç kere. Nasıl renk bir yüz? Ben size anlatamam. O çok zor bir şeymiş. Şöyle bembeyaz bir yüzle geliyor kız ve bir ay, iki ay falan kendine gelemiyor. Zaten üst üste de veremiyor öyle. Sonra aradan belli bir zaman geçiyor, belli bir zaman sonra tekrar gidiyorlar, veriyorlar. Operasyonun özelliği falan yok. O laparoskop güzel. Bir zor. Genel anestezi, neyle genel anestezi? Neyse yani ben gözümle gördüm ve kızın ağzından duyduğum için ve kızla aylarca çalıştım bir filmde. Onun için oradan bilirim. Yani kendisi doğurmayacak, öyle bir şey yok. Orada da paraya da ihtiyacı. Çok da iyi para veriyorlar, gidip yapıyor da o işi. Unuttum şimdi kızın ismini bile. Ben işi biraz sulandıracağım. Yani Amerika'da doğum yapma meraklı sosyetemiz falan var ya böyle. Bazı kızlar zengin iş adamından senden hamileyim ama ben çocuğumu doğuracağım, senden nikah istemiyorum falan diyen hani şeyler var ya, tipler böyle işte, kimseye de söylemeyeceğim, sadece bunu, bu gerçeği ben bileceğim. Belki çocuğuma bile söylemeyeceğim diye ayıp Amerika'ya gidip orada tüp bebekten çocuk doğuruyorlarmış. Ondan sonra da buradaki o iş adamından devamlı çocuğun olduğu... Bak çocuğa diye. He, ayda 5-10 bin dolar maaş, ömür boyu maaş. Güzel ne iş. Güzel ya. Bizim bütün dünyada böyle midir acaba? Yani, yok bizde böyle. İşte bizim mi ya? Kimin de böyle. Buradan sapasağlam biniyor uçağa gidiyor Amerika'ya. Sonra da Aykut diyor, senden çocuğum oldu diyor Amerika'da. Ben buraya gelirken hamileydim zaten diyor. Ve seni maaşa ver. Sen de zengin adamsın, ne olacak? Çocukla doğmuş. El alem bir çocuğun da sana zenci olmadığı şartla yedirirdi yani. Şimdi ismi lazım değil. Bazı ünlüler için birileri çok dedikodular dönüyor. Mesela hamile olmadığı halde bu şeyler satılıyormuş. Bir sektöre dönüşmüş. Hamilelik silikon aparatları. Belle bağlıyorsun hamile çekimlerde. Yani. İşte bunlardan yapıyorlarmış. Ben mesela rahat satabilirim göbeğimi. Senin gerek yok. Senin artık çocuklar içinde kalmış. Hayır satabilirim dedim başkasına. Senin çocuklar içinde kalmış gibi. Ben başkasına satabilirim dedim. Parkize dinlemiyorsun. Yerim ben seni. Hayır, 300 lira. Sen Arnold Schwarzenegger'in o doğum yapan erkek filmi vardı. Ben taşıyıcı anneyim. Ya doktor hafta sonu bir tweet attın. Ben bile şaşırdım. Okuyayım önce attığın tweet'i de sonra üstüne konuşalım bu işin. Çok merakla hafta sonu keyifle seyredeceğim diye sabah erken saate biletini bile almıştın Cem Yılmaz'ın filmiyle ilgili. Sonra şöyle bir şeyin var. Abi bırak ben kendilerine... Anlat anladım. Bize. Şimdi ben Cem Yılmaz'ın... Şimdi önce hafta sonu... Bizim geleneksel bir şeyi unuttuk biz bu terör konuşmaktan. Hafta sonu ne yaptınları konuşmak. Ha evet. Oradan başlayalım bence. Evet. Onlar, benim hafta sonu... 3 ay planlı programları. Cuma, cumartesi, pazarım. Cuma günü değerli arkadaşlarım Tayyar Işık Saçan, Pakize Suda ile birlikte Ferhat Göçer'i dinlemeye gittik. Çok güzeldi. Muhteşemdi. Mazeretinizi beyan ettik. Dedik. Hamile gelemedi dedik. Son günü gerçekten radyocu arkadaşlar da vardı. Gerçekten bizi ihya etti benim için. Çok. Ve başka bir güzellik de yaptı. Pakize Hanım sahneye aldı. Beraber düet yaptılar. Ama ne düet yaptık? O da o şey sesinden hiç beni duyurmamış bile. O diye bağırdık. Duymuş o sesini duymuyor. Ama sen de kesilmişsin. Operacıyla kalkıp da aynı sahne paylaşılır mı? Bir dakika. O bak şimdi. Beni misafir alıyor. O kadar da 10 kere de söyledi değil mi gel diye. O kendini geriye çekecek. Ben ona sen geriye çekil diyemem. Ayıptır. Bana yakışmaz. Ama o birazcık buradan ona söylüyorum. O da duysun. Çok da sevdiğim insan bilir. O birazcık şimdi kendini böyle, geriye alacak abi var mı benden ya. Ben sana sahneye gittiği yeri anlatıyorum şimdilik. Adam 3 defa davet etti. 3 ama ne etmek? Onur'u ede. Üçünde de Pakize görücüye çıkmış genç kız gibi masada bir sallandı bir abi, sallandı. Utanırım ben. Sen beni ne zannediyorsun ya? Masalarda istiyor. Sahnede daha önce seninle beraber Rakkas'ta Muazzez Yabancı'da yaşadığımız olayı yaşadık. Ne okuyayım abime? Çocukcağız mikrofonu veriyor. O diyor ki ne okuyalım? O çocuk mikrofonu veriyor. Ne okuyalım? Çocuk mikrofonu veriyor. Pakize diyor ki ne okuyalım? Deyince, bak ben diyorum ne okuyalım demiyor. Benim Rakkas'ta Muazzez Yabancı'da nasıl dinlediğimi. Tamam nasıl? Ne okuyalım yok. Ne okuyacaksan okul abi. Bir ben anlatayım bak.
Ne okuyalım diye bir şey yok çocuklar. Ben okumayayım, ben seni dinliyorum, zevkle dinliyorum. Oturayım seni dinliyoruz lütfen. Ben bir hatır için artık o kadar ısrar etmişler, çıktım. Çıkarsın, halk seviyor mu beni söyle yavrum? Kesinlikle. Tabi çocuk da o yüzden okutmak istedi. Allah sen kendin getir. Yıkıldı sana. Ama Erol orada Allah bir laf etti orada. Erol orada bir laf etti, dedi ki ya seni ne çok seviyorlar dedi. Ben bundan hoşuma gitti. Erol sever çok. Yalan söylemeyi. Sonra... hiç demedi. Ama şöyle onu da anlatayım. Şimdi Pakize Hanım da hani ayıp yani biraz değil. Spontan olduğu için biraz hani şarkı... O modla gelmedi oraya. O eğlenmek için geldi. Bir de nasıl yemek yedim biliyor musun? Mırıldanır yani? Oldu. Hani mırıldanmaya başladı. O da hani o destek olsun, güzel bir sonuç çıksın diye. O sizi bastırmak falan için değil. Ha, tabii yok, ki. Yok sen değil tabii. Ondan sonra tabii ama değil. Özetle güzel bir geceydi. Çok güzel. Çok güzel. Ertesi çok gün... Güzel bir gece. Ertesi ben ısrarla sonuna kadar şarkı okudum. Evet. Ertesi gün Karaköy'de bir mekan vardı. Oraya gittim. Sonra pazar günü de bizim sabah bu bak kimler nerelere geliyor kardeşim. O Rumeli insanında. Karaköy'e mi gittin sen? Yok. Pazar gününü anlatıyorum. Cumartesi Karaköy'e gittim. Pazar günü de Tayfun vardır. Şey magazinci. Topal. Topal. O Rumeli Sarı'nda bir mekanı o işletiyormuş. Abi bir kahvaltı derler ya kuş sütü eksik. Yok kuş sütü de vardı. Kuş sütü de vardı ve izdam kuyruk. Kuyruk. Metrelerce kuyruk. Allah'tan rezervasyonlu gitmiştik. Sağ olsun ilgilendiler. Oradan da Cem Yılmaz'ın filmine gittik. Ben... Karaköy'ün neresinde o ya? Neyin neresi? Ben de gittim o Tayfun'un dükkanı. Tayfun'unki Rumeli Sarı'nda. Rumeli Sarı'nda. Rumeli Sarı'nda. Şeyi... Cem Yılmaz'ın film bileti de iki gün önceden almıştım yer yoktur diye. Zaten dakika bir içeri girdim. Sinema yarı yarıya boş. Oysa ki bir hafta önce James Bond'a gitmiştim. Bir tane bile boş yer yok. Neyse film başladı abi. Aa. Herhalde dedim ben anlamıyorum. Ama sinemada homurdanmalar başladı. Arayı beklemeden arayı iki perde ya. Arayı beklemeden sinemanın yarısı küfrederek çıktı. Doğru mu söylüyorsun? Aynen. Yalanın varsa reyting aldı. Yani bu enteresan ama değil ve mi Dayar? Ara olduğunda ben vallahi sinemanın %70'i boş. Ben yazdıklarını okuyunca şok oldum. Yani o para vermişler. Öyle sonra, de kalması lazım. Sonra çok bu kadar küfür yani. Anlatacağım. Çok sırayla güzel. Hepsini anlatacağım. Sonra internete girdim. Twitter'a girdim. Dedim bana mı öyle geldi? Yanlış bir sinemaya mı gittim? Tam da oysa ki İstinye Park'ta gitmişim. Bir Yılmaz'ın kitlesi yani. A kitle vesaire. İnternete bir girdim ki zaten retweetlere. Cem Yılmaz filmi yazın görürsünüz. %99 yerlere vurmuş. Şimdi bir de şuradan anlıyoruz. Cem Yılmaz'ın hiç hayatta kendini övenleri retweet yaptığını gördünüz mü? Filmini övenleri oysa ki bilmiyor ki millet Cem Yılmaz kendini retweetlesin, gözüksünler, takipçi kazansınlar diye yapıyor. 10-20 kişi var onları retweetlemek zorunda kalmış. Bak ne güzel benim filmim diye. Sonra sinemacı, işletmeci o müesseseyi aradım. Orada arkadaşım var. Abi dedi yani kötünün de kötüsü. Bir arkadaşımı aradım Leman Kültür'dü. Cem Yılmaz'ın eski arkadaşı Suat Özkan. Onun ekibindendi. Bütün aynı İbrahim Tatlıses gibi ekibini de attı. Ben yaparım oldu. Ben gittiğimde dedi sinemada 5 kişi vardı dedi. Ay çok o da Beyoğlu'nda önemli bir yer. Ama bu reklamdan sonra insanlar birbirine mi söylüyorlar film kötü şimdi anlatayım abi. Şimdi anlatayım süreç nasıl başlıyor. Cem Yılmaz'ı ikiye ayırmamız lazım. Onun da bunu kabul etmesi lazım. Cem Yılmaz stand-up'lar ve filmler olarak ikiye ayrılır. Stand-up'ları, bizim doğaçlama zannettiğimiz stand-up'larını bir yazı ekibi yaklaşık 2-3 yılda yazar. O onu 2-3 yıl oynar. O yüzden saniye, 10 saniyede bir espri vardır ve zaten çıktığında hatırlamazsın bile yoğun espri taarruzuna uğramışsın. Evet. Ama sinema başka bir şey. Şimdi hakkını teslim edelim. Stand-up 10 üzerinden 20. Yıldızlı 20. Çok. Ve hayatında da en büyük sinema gişesini çok zekice bir hareket yapıp stand-up'larını sinemalarda oynatarak yapmıştır. İyi de hasta. Sıfır maliyet. Ya. 100 bin dolara temiz para. Başkaları mı yazıyor orada esprileri? Tabii ki. Büyük hemen bir şey söyleyeyim o zaman ben de şurada. Benim sesime ne oldu ya?
Şarkı söylediniz yok. Ay çok yorulduk o gün ondan. Neyse. Fakat anında cevap veriyor herkese. Yani hani o da öyle bir şey değil artık. Oradan birisi laf atıyor, birisi laf atıyor, birisi öyle gençlere çok cevap veriyor yani. Ama çok şimdi, esmeni bir adam. Bakalım. Kendisi şimdi de. Şimdi bakalım, ayıralım. O işin çok, Allah versin yeteneği var hiç. Şimdi sinemaya gelince Cem Yılmaz başarılı oldu filmlerde. En başarılı olduğu film Goray'dı. Onu da işte ben yaptım yapımcısı olarak uzun zamanında. Orada da ekip vardı. Cem Yılmaz'ın egosu sinemada başarılı olmaya muktedir değil. Cem Yılmaz'ın Gora filminin içindeki Şafak Sezer'i kavga dövüş koydurdum. Ve ona şunu teklif etmiştim. Demiştim ki gel abi bir gezegenin imparatorları olarak da Zeki Alasya Metin Akpınar'ı koyalım. Bir usta çırak devir teslim töreni gibi olur, bir anısı olur. Hayır dedi kardeşim, onlar bizden rol çalar. Ya neyini rol çalacak, adamlar artık emekliler zaten. Bunu bir şıklık olmaz mıydı? Cem Yılmaz bunu söyledi. Evet ya. Bir şıklık olmaz mıydı? Allah Allah. Muhteşem bir hatırası. Oysa ki yabancı filmleri bakın muhteşem birden mi? Alain Delon girer. Asterix'e, Obelix'e. 10 dakikadır rolü. Hep ünlüler girer birbirine destek olur. Aa dersin gider. Rolü bile biter. Hayır abi. Ve çok önemli bir o android robot yardımcı Şafak Sezer'i kavga dövüş koydurdu. Egosu çok yüksek. Şimdi gelin diğer konuya. Bir filmin en önemli unsuru senaryosu. Yok abi, senaryoyu ben yazacağım. Bak kabul edelim. Yılmaz Erdoğan'ın senaryo kalemi çok kuvvetlidir. Ama Cem Yılmaz'ın değildir. İşte bu nedenle Cem Yılmaz o yazıyorsa ben yazarım. Hayır kardeşim, İbrahim Tatlıses'in sinemada ve dizilerde bitme nedenidir. Ben yazayım, ben yöneteyim, ben oynayayım. Her şey bir de yetmiyormuş gibi Cem Yılmaz iki karakteri birden oynama derdine düşmüş her zamanki gibi. Ama sıfır. Ve bizim hep söylediğimiz bir şey vardı. Kardeşim Recep İvedik isterse 6 milyon gişe yapsın. Cem Yılmaz gibi zeki espriler barındırmaz küfür vardır. Filmin yarısı küfür. Hem de ne küfürler. Ve herkes şokta çıktı. Hani Cem Yılmaz'a para versen kendini bitirmen için bir proje yap. Anca bu kadar yapabilir. Çekip abi bir şey söyleyeceğim. Küfürler mi olmuyor? Yani Şahan'ın bütün filmleri küfürlerden geçilmiyor. Nasıl oldu bu iş? Bizim millet ama o Cem Yılmaz'dan beklenen bir şey değil. Değil. Aa tamam öyle olur. Orada tamam. Recep İvedik tipi var ya. Tabii zaten yani, o başka bir küfür. Küfür severiz biz bence yani. Çektiği filmin yok, işte bazen, iş kopyasını bak, görmüyor mu? Narsizmde, narsizmde finaller şöyledir abi. İçgörü eksilir. Kendini ayna tutamaz. Bir de yanında dün onun yanındaki ekibi, menajeri, Öner de dahil. Hepsine mesaj attım. Hiçbiriniz mi söyleyemediniz dedim buna. Kral çıplak olmadı diye. Hepiniz mi alkışladınız? Evet. O da demek ki. Çünkü o Öner'i de bir kere kovmuştu, geri almıştı. Doğruyu söyleyeni sevmiyorlar abi. Geçen filmi eleştirmiştik pek yakındayı. Ki o da bu onun yanında başyapıt. Ki o gişede 2 milyonda kalmıştı. Bu 1 milyonu zor bulur. Aa buraya da yazıyorum. İlk hafta pazar günü ne demek biliyor musun? Yıkması sinemanın lazım. İzdiham olması lazım. Peki hafta, bir sonraki filmin hafta içi yapmaz çünkü o gişeyi. Geçmiş olsun. Ha o parasını kurtarmış. İçecekten, sponsordan para. Ama işte her şey para değil. Ve geçen sene başladı o agresifliğe. Pek yakında filmi güldürmeyince magazinci arkadaşlar kamera tuttu. Efendim filminiz çok gişe yapamadı. Şahan'ın yarısı kadar. Ne diyorsunuz kardeşim? İstiyorsanız siz yapın, kolay mı işte? Ben o kadar gişeyle benim kitleme yeter falan. Bunlar dümen kardeşim. Sen tırnaklarını yiyorsun Cem Yılmaz. Kendin bilmiyor muyuz, duymuyor muyuz Şahan senin iki katın olunca? Ama burada gişe de önemli değil. Ben üzüldüm ve acıdım yani düştüğü duruma. Ya, tamamen mesela şeyler vardır ya sinemaya da gitmeye değer, DVD almaya değer, evde oturmaya. Bu film evde oturursun. Hiçbir şey yoksa seyredersin. O da dayanamaz. 10 dakika sonra zap yaparsın. Bilet kaç para? Biletler sanırım 25 lira. 25 lira. 3 kişi gidiyordu. 75 lira Cem'de kaldı. Teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeyim. Bak yanlış. Onun üzerinden herkes kaç veriyorsunuz diyorsa onun üzerinden 3 veriyorum abi. Bak şimdi hemen Serap Çelik falan da söylemiş. Biz de diyor. Bu senden sen söylemeden önce söylemiş. Yeri geldiğinde söyler misiniz? Cem Yılmaz'ın filmini hiç beğenmedik. Çıkanlar bile vardı. Hayal kırıklığı yaşadık. Ben yazdım. Herkes akşam benim köyde komşu avukat falan oğlunu götürüyor. Ya diyor hiç gülemedim diyor. Sonunu getiremedik.
Yani aklı başına bir yer insanlar öyle dedi. Ve başka bir şey. Sponsor Indira Gandhi yapmış. Sponsordan alıyor maliyeti. Bulgaristan'a gitmiş. Yemin ediyorum ölse o filme 200-300 bin dolar harcamıştır. Ben çünkü sinema yapmış adam, biliyorum maliyetleri. Ve o Bulgaristan'da yapmış. Niye Bulgaristan'da yapmış? Orada füze falan kolay. Komünist ülkesi ya, işte bir füze lazımdı, silah lazımdı falan filan. Ormanlık yer lazımdı. Pazarda satıyor nereye? Ha, o yüzden bedavaya mal etmiş. Bir ormanda geçiyor zaten. Bitti gitti abi. İnanamazsınız. İnanamazsınız. Yani dedim ki ben hani Cem Yılmaz'la da polemiklerimiz olmuştur. Ben taraf olarak ön yargılı mıyım dedim adama. Eşim hayal kırıklığına uğradı. Eşimin abisi ve onun eşi vardı. Ve hadi bizi bırak. Biz tarafız diyelim. Hepimiz Cem'den nefret ediyoruz. Sinemada her yaşta İsa vardı. Şöyleydi çıkanken. Zaten sinemanın dörtte biri kalmıştı filmde. İlk yarı bak, ilk yarıyı bekler müşteri. Saygı olarak yarıda gider. Hayır abi. Filmin yarım saatinde çıktı millet küfrederek. Çok enteresan. Ben izledim. O zaman finale girdi demek ya. Finale. Bak mesela Levent Kırca merhum ne zaman kitlesini kaybetmişti? Çağı yakalayamayınca. Cem Yılmaz'la ilgili başka bir ipucu vereceğim size. O benim de geçen ispatladığım milyonlarca takipçi var ya. Hocam Cem Yılmaz'ın spontan zeka şöyle bir şey. Gir bakalım gülebiliyor musun Twitter'a yazdıklarını? Bir tane esprisine gülüyor musun? Nasrettin Hoca tadında fıkralar anlatıyor. Bugünün gençliği sen onunla güldürebilir misin ya? Orada ne cevherler var? Gezi'nin patlattığı bir kitle var orada. Acayip komedyen yani kasıklarını tutuyorsunuz. Geçen de Melih Başkan, Melih Gökçek demiş ki ya vasiyet ediyorum ben ölünce sokaklara dökülmeyin. Ben ölünce sakın sokaklara dökülmeyin evet. Diyor. Genç cevap veriyor. Biz evde kutlarız diyor. Merak etme diyor. Ha. Merak etme başkan biz evde kutlayacağız. İşte, sen... Evde kutlayacağız diyor. Ha, bu spontan zekayla baş edebilir mi? Böyle bir şey. Şimdi bakın yeni nesli etkileyemez. Belki orası lise öğrencisi abi. Ama her yaş insan vardı. Ve hiç kimse gülmedi abi. Bir tane mi kahkaha olmaz? Ama bir şey söyleyeceğim. Yeni nesli diyorsun ama üniversitelere gidiyor. Muhteşem şeyler söylüyor yani. Şey ama farklı şeylerden bahsediyor. Aynen farklı şeylerden bahsediyor. Başta hakkını teslim etti ama. Hakkını teslim ettim. Stand-up başka bir şey. Ama stand-up'a da spontan bakma. O sana spontan gibi gelen şey 3 yıl çalışılıp ezberleniyor. Sen diyorsun ya hayır, seyirciye ona cevap veriyor. Ha. Onların da tiyosunu vereyim. O seyircilerin çoğu fake. Sen bana bu lafı atacaksın. Ben de sana bunu söyleyeceğim de. Öyle bilmiyorum. Onlar da tıraş. Bu arada tabii pazar akşamına doğru cumartesi ve pazarın gişeleri ufak ufak filmcilerin arasında dolaşmaya başladı. Şahan dün akşam daha önce Cem Yılmaz'ın benim vergi listesinde 58. olmam olimpiyatlarda 100 metrede yan kulvarda duran ama koşmayan Hüseyin Bolt'u geçmek gibi bir şey herhalde diyerek Şahan Gökbakar'a bir gönderme yapmıştı. Şahan Gökbakar da herkes kendi cüzdanıyla ilgilensin diye cevap vermişti. Dün akşam üzeri Şahan Gökbakar şöyle bir tweet kullandı. Hayır, duydum filmin tutmadığını. Başta filmin yapımcısı değerli dostum Muzaffer Yıldırım'a, ardından Cem Yılmaz ve silah arkadaşlarına başarılar dilerim. Gişeleri bol olsun. Ya. Manalı mı diyorsun? Tabii bence ki çok manalı. Şimdi acı yani bu, haber duyulmadı mı bu, zannediyorsun? Bu çarşamba... Ya ilk hafta nedir biliyor musun? Gişenin dörtte birini yaparsın. İzdihamdır ilk hafta. Şimdi bu çarşamba akşamı sabahı medyaya basın toplantısı düzenlendi. Perşembe akşam 3000 kişinin gittiği sanki bedava pilav dağıtılıyormuş gibi. Şimdi bak oradaki algıyı yapıldı. Da oradaki algıyı ben da söyleyeyim. Medyadan arkadaşı söyleyeyim. Ha. İlk söyleyen benim bir kız arkadaşım medyada beğenmeyeyim ismini. Çok kötü film dedi. Çok kötü film dedi. Kötü de değil, çok kötü. Katılıyorum evet. Cümleye. Başka bir şey. Şimdi Cem Yılmaz şunu yapıyor. Şaşal doldurdu oraya, işte Zorlu Center'ın şeyine, sinemaya. Hocam, misafir gelmiş, herkes Grand Tuvalet konuk gelmiş oraya. Kimse bilet alıp gelmiyor ki. Bedava. Tabii seni alkışlayacaklar. Yani tabii gelmiş artık, davet orası. Tabii sen, sorunca da kötü demeyecek sana. Ama senin kemik kadronun, ekibinin, abi ne yapıyoruz biz bu filmde nasıl çıkarız? Yani ben dün resmen yazdım ya. Görüşün nedir? 1 milyonu bulmayacak mı diyorsun? Nasıl? 1 milyonu civarda bulmayacak dalgalanır. Ben esas neye şaşırdım biliyor musun? Ya Aykut bir şey söyleyeyim abi? Civarda dalgalanması bile büyük skandal. Bak Aykut abi neye şaşırdım biliyor musun? Ben gittim, filmin kötü olduğunu gördüm. Yani ilk hafta gidenler zaten spontan hazır müşteridir benim gibi. Derya kulağıma fısıldıyor, 3 günlük rakamları 500 bin.
Bilemem. Kötü. Kötü. 3 günde 500 bin kötü. Bir öncekilerle kıyaslayalım. Hayır şuraya geleceğim Aykut abi. Hazır müşteri neden yoktu? Filmin kötü olduğunu bilmeden hani geleceğim göreceğim. Mesela albümler için öyledir. Alırsın kardeşim Sezen Aksu çıkar. Beğenmezsin ama alırsın. Dinledikten sonra kararını verirsin. Sinemaya işte iniş burada başlıyor. İniş trendi. Peki bunu sağlayan ne oldu? Bir önceki filmin başarısızlığı. Oysa ki hazır müşteriyle gidince tık o gelir kardeşim. Ha beğenmez. Ama ilk haftanın gişesi 2 milyondur. İşte hazır müşteriyi kaybetti. Bir kötü film, bir tane çok kötü film bir dahaki filme geçmiş oldu. Demin anlattın işte bulamaz. Söyledin çok güzel. İşte ben demeye başladı mı? Tabii ki ben yani yazdım. Sıkıntı çıkıyor. Senaristleri yanından uzaklaştırırsan işte yönetmeni uzaklaştır. Her şeyi ben yapacağım dersin. Ben oldum diye bir şey yok. Cem Maz her zaman kaybetti. Bunu aynısını bak Metin'le Zeki yaptılar. Kandemir'i dışladılar o bitti. Müjdat da çok müthiş havalıydı, çok güzeldi. O da neyi geçirirken her şeyi yazacağım, başlıkta oynayacağım. Her şey kendileri yazmaya başladı, yönetmeye başladı, bitti. Bütün komedyenler de var ne hikmetse. Şeyde, ya komedinin de modası var değil mi yani? Modası abi, geçiyor ya. Ama modası işte geçiyor. Şimdi hakkını versen, teslim edelim ekip tabii, olayı. Gençlere Cem Yılmaz'a ben Gora filmini yapmıştım hatırlıyorsunuz. Ya bir şimdi aklıma geldi. Bir kola firmasının sponsoru oldu hangisiydi? Evet. Hep hepsi onlar. Mi? Hep zaten kola. Hayır. İsim verebilir miyim? Kola Türkan'ı, Kola Türkan'ı. Şey, Yahşi yatır. Yahşi yatır. O da yattı. Hocam şöyle söyleyeceğim. Ama enteresan bana ekibini geldi. Değiştirdi. Bize gelişi neydi biliyor musun? Onun Yılmaz Erdoğan'a karşı kompleksi var. Bize geldi, ben o zaman uzanlarlayayım. Dedi ki kardeşim, ben dedi komedinin Tarkan'ıyım. O da Mustafa Sandal dedi. Tarkan hiç Mustafa Sandal şirketinde yer alır mı dedi ya. Beni alın ve benim filmlerimi yapın dedi. Ben dedim ki abi öyle bakma. Biz yine finanse edelim ama senin kafan ve Yılmaz siz yan yana gelince o yazsın sen yönet. Çünkü gerçekten Yılmaz Erdoğan oyunculuğu beğeniriz beğenmeyiz. Çok önemli bir kalem adamı. Zaten şiirlerinden belli. Tabii çok önemli bir kalem yani adamı. Bayağı ciddi bir edebiyatçı adam. Bir şey söyleyeyim. Adamın yazarlığını şuradan koy. Vizontele'de adama 3 sahne yazdı. 3 sahne yazdı. Hala oyuncu. Zeki Müren de bizi görecek mi esprisini abi. Senelerdir yaparız. Öyle mi Aykut abi? 3 tane var ya. O gol sopasıyla adrenalin. İşte gol oradadır abi. Bir sürü film yapar, kalan espri Zeki Müren de bizi görecek mi? İşte o hataya düştü ve Yılmaz'a karşı kompleksi nedeniyle hep Yılmaz Erdoğan'ın beraber olduğu kadınların derdine düştü. Yok ya. Tabii ki. Nasıl yani? Onlu oldu, ben de onlu olayım. Oh. Burada başka bir gündem konusu, onu başka bir gün konuşuruz. Ve devamında bak, da o yazıyor, o yönetiyor, ben niye yapamayayım oldu. Komedyenlerde de öyle bir onu şey onu şeye var. De bakalım, tabii ki. Bir tek komedi olarak bakmayalım. Gelibolu filminde, yabancı adamın çektiği Gelibolu filminde Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğu nasıl şahlandı? Cem Yılmaz orada figürasyon gibi durdu. Ha, zaten ödüllü aldı. Ödüllü aldı. Ama şuraya gelelim. Herkes işini yapacak abi. Onun ekibinde Ömer Faruk Sorak vardı. Kardeşim sen oynayacaksın. Yılmaz yazacak, biri de yönetecek. Hepsini sen olunca olmadı işte Cem. Yetmiyor, beyin yetmez. O yapıyor ya. Ben niye yapayım? Çünkü sonunda benim adım yazsın yönetmen. E işte yaz, hadi bozdur. Yılmaz da oyuncu olmasın abi. O da oyuncu yani. Olmasın. O da oyuncu olmasın. Aynen. Benim Kaya Çilingiroğlu bir röportajında demiş. Kaya bir dakika, günaydın da aklıma geldi. Geçen gün biz günaydan bahsettik ya. Evet. O aradı, ona. Çırağın otelinde kalıyormuş, arkadaşının oteliymiş filan. Biz de bir şeyler söylemiştik. Çırağan deyince yanlış anlamasın. Çırağan Palas diye. Yokuşta çıkan. O da güzel otel. Güzeldi orası. Böyle eşi onu bıraktı falan gibi laflarmış. Arkadaşlar sözünüzü unutmayın ne olur. Derya kulağıma söylüyor haklı olarak da. Marka, mekan, yer. Biraz dikkat edersek şeylere. Biz geçen gün... Şahıs adı veriyor mekan adı değil. Günay Bey. Tamam. Yok yok isim. Ondan dolayı değil. Böyle bir... birimizden çıktı o galiba. Eşi bıraktı. Batınca battı. Evet. Yok dedi bak ben sana anlatayım Aykut'cum. Sen de bunu anlatırsan sevinirim dedi. Ben dedi battım dedi. Resmen iflas ettim dedi. Böyle pek çok insan gibi battım. Arabamı bile satmak zorunda kaldım dedi. Evet. Ve dedi kayboldum ortadan dedi. Bu arada işte senetler, çekler, bilmem mahkemeler, bilmem hacizler bile olmasın dedi. Eşime dedi söyledim senden ayrılırım dedi. Ben eşimi bıraktım dedi. O kızcağız ağlasızla benden ayrılmak istemedi. Hatta babası geldi. Sen ne biçim erkeksin? Böyle bir durumda insan eşini bırakır mı diye.
boşanmamam için babası bana baskı yap dedik. Babası da çok varlıklı eşinin, babası varlıklı bir adam. Zengin adam biliyorum. Kız da mühendis, mühendis mimar üstelik de Güney'in eşi. Ağlayasız da biz ayrıldık dedi. Ben devamlı görüşüyorum dedi. İki çocuğu var. İki çocuğumu devamlı görüyorum dedi. Ondan sonra ayrılmış da değiliz yani. Hukuken ayrıldık ama diyor. Kalben ayrılmış değiliz. Beni asla bırakmadı dedi. Ben battım diye beni dedi. Böyle dedikodular var. Ne güzel, ne güzel. Bu dedi, onun dedi böyle toplum içinde üzülmesini veya dedi böyle kötü görülmesini istemem dedi. Bu açıklama yaparsan çok sevinirim. Tamam dedim Günaycığım dedim. Şeyi anlattı. Hani o geceye gitti ya. Lordlar gibi karşılanmış. Ha. Herkes anlatıyordu orada. Bir dakika ama çok kibar adam söylemek istemiyor. Peki dedim sen şimdi tamam yerleştin oraya. Sen hepsinde iyiydin filan. Kimler ölüyor? Çok enteresan. Bir Ferdi söyledi. Ferhat çok iyi çocuk dedi. Ha bu akşam da Günay'a davetiz dedim. Belki giderim dedim ben Günay'a tamam mı? Ha Ferhat dedi çok iyi çocuk dedi. O sık sık arıyor dedi. Ferhat'ı böyle özellikle söyledi. Peki ne yapıyor dedim emoşum falan. Ya gördüm işte dedi. Günaycığım niye görüşemiyoruz dedim. Ya boşver dedi. Ben dedi konuşmak istemiyorum. Ben dedi patrondum. Ondan sonra elimden geldiğince onların maaşlarını kazandıkları, hak ettikleri parayı ya vermeye çalıştım dedi. Herkese onlar, emeği var onun. Herkese. Onlar dedi sanatçı bitti dedi. Ben onlardan hiçbir şey beklemiyordum. Ama ben evet. Deşiyorum ya boşver. İstemiyorum kimse hakkında konuşmak. Anladığım kadarıyla. Acayip kırgın, acayip hepsinden ne Ajda'sı ne Ebru'su hiçbirinden hoşlanmıyor. Hele o şey kızı gibi yanından ayrılmazdı Aşkın Nur Yengi falan. O ya bir enteresan nüket arıyormuş bir de. Bir de nüket vefalı dedi çıktı. Arada bir arar sorar falan dedi. Diğerleri hikaye abicim. Leman her zaman şeymiş gidiyormuş. Ya düşünsene. Böyle popüler bir adamken bir otel odasına... Vallahi biliyorsun, biz Cuma günü bu mevzuyu konuştuk. Diğer telefonum keşke yanımda olsa da. Ya onu ben çalışan, söyledim zaten. Sen çalışanların falan evet attıkları ama mesajlar söyledim. Var program esnasında. Dayar battın diyor. Birisi de şey demiş arkadaşlar. Bir ne yazdıklarına bak. Bir saat Cem Yılmaz'ı gömdünüz yakışıyor mu size demiş. Var fanatikleri severler. Ya işte bu zihniyet yüzünden Cem Yılmaz batıyor. Biz doğruları... Vallahi, ona doğrular söylenmiyor diye batıyor. Hadi biz Cem Yılmaz'ı gömdük. Kocaeli'nden Nülüfer Muhsin Hanım. Hakikaten çok kötü bir filmdi. Eşim yarıdan sonra çıktı. 50 kişilik salonda 8 kişi film seyrettik diyor. Şimdi vatandaş da mı Cem'e gömüyor? Neyse işte canmıştır. Cebinden para verip film seyreden... Hani her şeyi okuyoruz ya onu da diyeyim. Hadi tamam biz söyledik de tabii ki, öyle... cebinden bilet parası verip 2 kişi 50 lira. Bu arada, öyle mi Aykut abi? Bu arada Egemen Bostancı ekibinden abi benim o gün bir misafirimiz daha vardı. Serdar Şekür reklamcı arkadaşım. Orada Egemen Bostancı dansçıydı o zaman. O da dedi ki bir iki kişiye ayıp edildi dedi. O geceyle ilgili. Bir evet. Tanesi de başta bizim her zaman yanımızdaydı dedi. Aykut Işıklara dedi. Şimdi Ersin'in hatası dedi. Ersin organize. Telefonu geçsene. Liza aradı. Aykut'cum dedi. Ben basın işine hiç ilgilenmedim dedi. Ondan sonra ben sadece sanatçıları çağırdım. Ama dedi senin dedi orada bizim canımız ciğerimiz unuttum dedi. Nasıl özürler diliyorum. Gene ayıp. Ha? Biz basın çağırmadık lafı sizi normal geçiye davetten gazeteci gibi görüyorsa çok ayıp. Onu basın benim. Olarak görmedikleri için. Ha, ben İşte orada boş bulundum dedi. Aykut abi. Çok özür dilerim. Ben umursamıyorum. Bu arada bu Ersin kardeşimiz Altınoluk'a yerleşmiş ve bütün arşiv, fotoğraflar, videolar ondaymış. Şimdi hepsini o bizim masamızdaki Serdar Bey var ya. O da eski dansçıları onların. Şimdi hepsini dijital ortama taşıyorlar. Bütün o dönemi Şan Tiyatrosu'nu. Valla Liza da diyor biz basını çağırmadık diye ama 1,5 ay öncesinden bu geceye katılacak herkes Yonca Evcimik, Çiğdem Tunç ne varsa. Ya o kadar bak, çok reklamını yaptılar bak. Ki bu işin. Liza Tuna görüyor musun? Çocuklar kim? Tekrardan özürler Liza Tuna'yı çok sevgiler diye yazmış. Yani, Liza Tuna'yı falan tanımayan vardı artık. Hani neyse başlayalım evet. Efendim Kaya Çilingiroğlu bir röportaj yapmış ve röportajında diyor ki Hülya ile bir daha asla evlenmem. Hayatımda kimse yok. Aşık olmadan ilişki yaşamıyorum. Zaten geriye dönüp baktığım zaman iki tane kadına aşık olmuşum. Ben güzel severim, güzel kadın, güzel araba, güzel müzik. Evli ve mutlu olmam imkansız bir şey. Hele bir de çocuk doğunca kadın bir başka kadın oluyor. Erkek aynı erkek ama kadın acayip bir şey oluyor. Çocuk erkeğin önüne geçiyor. Mesela Zehra 15-20 günlüktü. Kucağımda tutarken Hülya sen bırak dedi.
Düşünsene ben babayım ve anne olarak babaya bile itimat etmiyor. Sonra o kadın gidiyor ve başka bir kadın geliyor. O başka kadın da senin aşık olduğun kadın olmuyor. Son iki evliliğimde aşk bitip çocuk olunca her iki tarafta kendini bıraktı. Eşlerim anne olunca evliliklerim bitti. Büyük konuşmayayım ama bir daha asla evlenmem. Hele Hülya ile bir daha asla. Hülya ile aramızda başka Hülya bir şey var. Hülya evlenir mi onunla ya bir daha? En nihayetinde bir de kızımız var. Birlikte büyüdük. O yaşları birlikte atlattık ama şimdi üç gün yan yana duramıyoruz. Olsun, mesela evet. Feraye ile evlenmeden önce gittiğim yerleri söyleyemezdim. Evlendikten sonra bu sorun oldu. Evlenmeden önce bakacaksın adamın hobilerine, fobilerine, kültürüne filan. Aşk bir yerde bitiyor. Öteki hareketlerince tahammül etmen için o kültüre alışkın olmalısın. Bunları anlamayan biri ise o artık benim için hayallerimin kadını olmaktan çıkıyor. Alelade bir kadın oluyor. Evliliklerimde de böyle oldu. Ayıp o da her kadınlar kızından konuşuyor. Yapma yani, kaya. Ayıp sana. Alelade bir kadın olup ne kadar o kadınları evet yani. Aşağılıyor. Ne kadar görmüş. Bayılarak aldın o kadınları ya. Biraz geç, ağır bu görmüş. Bu patavatsızlık da alt safa. Bundan 3 ay önce bir röportaj verdi. Hülya'yı gece ilk tanıştığımızda otele çağırdım. Evet. Zaten o söyledi mi ya? Çok beğeniyordum ben. Bak hatta şey dedi, çok beğeniyordum. Gittim ben bununla yani yatarım bir şey. Ve otele çağırdım. Yatarım değil ama 16 yaşında mıydı? 15, küçücük bir çocukken tabii babası Kaya Çelikiroğlu. Evet. Mafyanın şeyi, doktoru. Ha böyle geceli 3'te kurşun çekiyor falan yani. Cerrah. Öyle mi? Karadeniz'in geçirdiği ilk şey profesör. Hülya ile ve Feraye ile evlendiğinde her kadın hamile anlatırsın. Bir dakika bir gireceğim sonra bak. Devam edersiniz. Yanında işte bütün mafyanın fedaileri tamam mı? Nazan Şoray'ın sevgilisi. Düşünebiliyor musun? Daha ufacık çocuk. Nazan annesi gibi duruyor. Bülent Ersoy'un peşinden az mı koştu? Ne diyorsun? Bülent Ersoy'un camından evi içine mi girmek istedi? Erkekken mi kadınken evet, mi? Erkekken. Prenses Sokağı'nda Suadiye'de. Böyle biraz yanındaki kızlara sorun. Kızlar ben bir şey söyleyemem valla bu konuda. Söyleyemezsiniz tabii. Siz sustam, geçmediniz. Sustam. Siz onları görmediniz, geçmediniz. Ben küçüktüm sonra ben o zaman. Bunları yazan bir gazeteci, gariban ya. Şeyi... Bediz'i. Bediz'i aylarca komada kaldı Bediz. Ölümden. Ölüm başkası olsa... Ben bir tek onu hatırlarım. Bediz davacıyken... Bitkisel hayata girdi Bediz. O Sultanahmet cezaevinde mahkeme günü zavallı Bediz'in... işte yanında bir gazetenin avukatı Bediz... Biz bile gidemiyorduk korkudan çünkü başımıza ne geldi? Ya pardon, ilk duruşmaya gittik böyle bir yün adam koridorda adamla önümüze geldiler böyle kameraları kapattılar filan. Hatta böyle karamboldan birkaç işte dayak yedi. İstanbul'da ne kadar Dündar Kılıç'ın adamı varsa hepsi mahkemeyi koridorları kapatmıştı. Aylarca sürdü mahkeme sonra da zavallı Bediz o kırık kemikler bütün çünkü çene kemikleri filan parçalanmıştı. Çok korkunç bir şeydi. Adam zaten bir daha çalışamadı, hayatı kaydı, bitti. Peki ne ceza verdiler? Hikaye hiçbir şey. İçeri bile girmedi, 3 gün bile içeri girmedi. Öldürmeye teşebbüsler. Ne dediler? Ya işte ne bileyim açık. Bitkisel hayata girdi adam. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yani şey, nasıl işi bağladılar bilmiyorum. Böyle bir adamdan bahsediyorsunuz. Yok karısı söylemiş. Çok mu gençti o zaman? Yaşıyla alakalı. İşte ondan girmemiş olabilir mi? Olur mu öyle? Olur mu? Ama olsun başka suçlar var. Ay ben soruyorum merakımdan. Gençlerin islahı var. Merakımdan sonra. Tamamen babasının çevresi Karadeniz mafyasına. Çünkü o Ağolu kliniği vardı. Şey vardı. İstanbul'da 2 tane özel hastane vardı. Gece 3'te falan abi falan. Mafya ameliyatı. Ondan sonra hemen tak hemen birisi saklanmış oluyor. Tak kurşunu alıyorlar falan. Öyleydi anladın mı eskiden eski İstanbul. Polisi de biliyoruz kimler olduğunu. Üniversiteye de torpille girdiği söyleniyor zaten bitiremedi ilk seneden atıldı. Birinci sınıftan tıp fakültesinden Levent Lisesi'nden giren ilk ve son adam. Başka yok. Hem de birincilikle giriyor ya, tıp fakültesine. Böyle bir ülkedeyiz. Ayıp ediyor şimdi Hülya ile evlenmem diyor. Hülya seninle evlenir mi? Ya Hülya da derdi. Öbür kız seninle evlenir mi? Yani ikinci karın da seninle evlenmez bir daha. O kız, yani o bunu kız, söylemenin ne anlamı var? Yani Hülya uzun sürede böyle bir şey oldu filan yani. Yani. Ama o kız nasıl evlendi bilmiyorum. O da aslında ciddi bir filan bir kıza benziyor. Feraye. Feraye kişilik olarak. Feraye nereden tanıyor? Feraye Hülya'nın aslanıydı. Aslan, evet. Öyle mi? Medyapımda tabii Hülya'nın aslanıydı. Çok akıllı, inanılmaz ahlaklı ve çok zeki bir kızdır Feraye. Evet. Ama şöyle bir şey var. Hem Feraye hem de Hülya Kaya ile evlendiklerinde hamile değiller miydi Aykut abi? Olabilir. Böyle ikisi de hamileydi. Hamile kaldıkları için evlendiler. Yalnız Hülya'yı çok şey katmıştır. Yani o bir gerçek. Kaya mı? Evet. Ne kattı abla? Ne kattı? Hülya hiç gazeteye şöyle bir bakardı. Benden haber var mı diye.
şöyle bakardı. Aa benden haber yok diye gazeteyi kenara koyardı. Gazete okumaya başladı, Hülya kitap okumaya başladı. Birazcık iki lafı bir araya daha çok getirdi. Orada? Yani o da her zaman söylerdi. Her zaman evet, evet. Müthiş, müthiş bir kadın. Kayınvalidesi de. Ama o da ona nasıl saygılı. Kayınvalidesi de asaleti. Yalnız bir dakika bak. Bak, evlerinde gördüm, çok gidiyordu, çok sık gidiyordu. Ve ondan ayrılacağı zaman çok üzüldü. Hatta bir gün bana dedi ki, Pakize bir gelsene dedi ya. Seni çok seviyor, seni dinliyor. Bir konuş dedi. Ayrılmalarını istemedi aslında. Kadın Hazra hanımefendi. Çok. Yani Hülya onun karşısına otursa ne Derya. Hanım, ne hanımdı ismi? Kadın bir Derya. Gülümser. Gülümser Hanım mıydı? Neydi? Gülümser Hanım mıydı? Yok, Gülümser Hanım ya. Tabii doğru söylüyor. Gülümser şey ya. Kim? Çetin Emec'in kızının ismi. Ay, o da olabilir. Bir tane mi Gülümser var ya dünyada? Değildi. Başka bir siz konuşun. Ama dediğiniz çok doğru. Çok doğru. Hakikaten asil bir kadın. Çok. Hülya'ya böyle bir... Ben Hülya'nın yerinde olsam olarak, o kadını oturtur hep dinlerdim. Anne olarak bak, çok büyük açısı o kadını doğru karşısına geçerdim, devamlı dinlerdim. Gülümser Çilingiroğlu. Ha, Gülümser Yaşar. Gülümser doğru. Çilingiroğlu. Yani o gazeteler mazı Kaya'dan... Kaya gazete mi okuttur adamı ya? Şu... Ay çocuklar yapmayın, hayır hayır. Öyle de o kadar değil. Ya tabii vizyon olan bir adam, İstanbul çocuğu. Daha kendini yetiştirmiş şey... bir çocuk o da. Tabii yani. Ya İstanbul'da bir kere ne tabii. Yani arkadaşı bilmem ne yok. Hem anne hem baba ikisi de kariyerli isimler. Yani tabii, o kadar tabii, da olsun çok, yani. Çok, çok, çok. Bir profesör babası. Ya bence Kaya'da şöyle bir durumda var. Hı. Ben Kaya'nın çok kötü niyetli bir adam olduğuna inanmıyorum. Yok. Neden? Konuşurken içinde ne varsa aynısını diliyle yansıtan bir adam. Şey yapmıyor, oynamıyor böyle. Şey değil yani. Adam sevmiyorsa sevmiyorum diyor. Ya da bu durum falan böyle muhabbetini. Mesela bir tavrı var ya. Onu yetişme şartları. Bir profesörün oğlu Karadeniz'de ama çevresindeki arkadaşları bilmem bir böyle çok havalı delikanlılar var bir böyle acayip bitirimler var falan yani böyle bir ortamda İstanbul'un tam göbeğinde büyüyen 14-15 yaşında sana koymaz sen ya falan diye sana da rüzgar veren bir insan arasında insanın normal kalması normal şey değil. Doğru. Peki doğru bir şey söyleyeceğim. Feraye'ye gitmeyin. Hülya en büyük hatayı nerede yaptı biliyor musunuz Pakize Hanım? Şöyle güzel. Kaya Çilingiroğlu, Kül kızı, daha sonra tele kızlıktan yakalanan Kül kızıyla, Kül kızı buna tecavüzden gözaltına aldırdı. Ve Reha Muhtar'ın programına çıkıp tecavüzü nasıl yaptığı ortaya çıktı. Onu Reha Muhtar tarif ettiriyordu resmen kızım nasıl pozisyon soruyordu yani. Televizyon tarihine geçmiştir. O sıralarda sanırım Rütük mü yoktu artık bilmiyorum. Canın çok acıyor mu filan diyoruz. Ondan sonra. Tabii. Ve evde bütün parmak izleri bulunmuştur vesaire falan filan. O davayı da bağladılar da. Ama o rezaletten sonra artık Hülya'nın onu kapının önüne koyması lazımdı. Peki ama Hülya'ya gelelim. Hülya niye koyamazdı? Çünkü onların evliliği artık 3 maymun değil 9 maymuna dönmüştü. Şimdi biz hep... Çok önemli bir şey söyleyeceğim Aykut abi. Biz hep evliyken Kaya neler yaptığı konuştuk. Çünkü medyaya onlar yansıdı. Peki tersine dair medyada bir veri var mı? Veya dedikodular dışında. İşte o yüzden sustu Hülya. Yani yaptı mı demek istiyorsun anlamadım. Ben net söyledim. Zeki, çevik, ahlaklı olan herkes anladı benim ne söylediğimi. Ben bu kadar söyledim. Doğru söylüyorsun. Bilmediğimiz bir konuda yorum yapamayız yani. Hülya'nın neler, ne altlar kaçtırdığını bilmiyorum. Yani. Şimdi biliyor musun? Şimdi niye sustu? Şimdi biliyor niye musun? Sustu? Şu anda Hülya'nın hayatında kim var? Kim abi? Ben soruyorum sana soruyorum. Ben bilmiyorum. Ben de biliyorum. Sen de öyle bir söyledin ki biliyormuş gibi. Ama ben o aynı taktiği ben de yapıyorum. Vallahi ben de. Onun taktiğini yapıyorum. Neyse ben söyleyeyim mi artık? Sen... Yemin ediyorum sana bugünü tarih koyar. Seni buradan bebeğe eve kadar omuzlarımda götürürüm. Safralardır bekliyoruz bir şey söylemeyi. Şimdi sen, insan vallahi söyleyeceğim. Asla sen söylemezsin. Sen bak, tövbe. Bilmediğin için bu iddiada tamam bilmiyorsundur da. Bilsen, vallahi bilmiyorum. Hayır bilmiyorsundur. Bilsen doğrudur söyleyeceğim da. Artık. Aa, bilsen söylemezsin. Hep üstüme geliyorlar senin için söyleyeceğim artık. Yanlış şey. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Demin geçti konu ama. Sen Karaköy'e mi gittiniz o gün? Siz Karaköy'e mi gittiniz? Bir gün sonra. Yemeğe mi? Evet. Hani sen Karaköy'de manzara yoktu da hiç beğenmezdi. Karaköy'ün neresinde şey yemek yenirdi de. Ben konuyu öyle yapmadı mı? Doğru konuş. Doğru konuş. Söyledim. Ha. Şefini de çağırdım. Ha. Dedim ki şefi İstanbul'un çok önemli bir şefi. O şefe gittim. Hı. O Ümraniye'de de olsa giderim. Ben sadece yani
Bu, ama benim gitme nedenim ama de Karaköy'ün... Ama dedik ki mekanlar çok güzel oldu dedik sana orada. Karaköy'ün trend olmasın ama benim zaten itirazım onu yoktu. Tam iskelede mi yoksa Kemeraltı bir paralel sokakta. Yok iskelede. Ama bugüne kadar da Erol oraya gitmem demedi ki. Sadece orada bir manzara yok diye bu kadar merak ettim. Tamam yok. Ben sadece o güzel mekanlar oraya yeni açmış. Orada bir şey yok abiciğim. Bırak. Hayır, orada bir şey yok. Karaköy'ü reddetti. Ben de Parkçı'dan yedim. Evet, Karaköy'ü reddetti. Ben de dahil çok geçirdim. Bunu da kabul et. Ben yine geçiriyorum abi. Sen niye hiç geçiriyorsun? Ben semte dair bir itirazım var. Gidiyorum da anlatmak zorunda mıyım yani burada? Aa bu da bizazda bak. Niye bir yere gitmiyorsun? Mesela biz de hiçbir yere gelmiyorsun falan. Hayır gittiği için gelmedi. Hayır anladık da köyüne gidiyor. Devamlı bir köyüme gittim bayılıyor. Bizi de götür köyüne bir gün. Gel gelin başımın üstünde yeriniz var. Süslü'nün yerine gideceğiz Aykut'a. He? Süslü'ye gideceğiz. Yani köyde böyle bahçede mangal yapmışız, sosisler bilmem neler, böyle büyük ateş yakmış, onun zevki ben İstanbul'da görmüyorum. İstanbul'da daha güzel. Yalandır. Yalnız bir sosisle gelmeyiz. Ay niye görüşemiyoruz diyen tipler. Ulan benim telefonum eli yerim. İstediğinden dur. Kalkın buyurun gelin. Bir de şey var. Ben tahmin ediyorum ama. Görüşelim. Yalan. Yalan. O anda randevulaşmazsan bir iki yalan. Ben de diyorum. O en çok cenazelerde olur biliyorsun. Ay tebe. Ben diyorum sevmiyorum diyorum ben bunu. Yalan dünyayı hep sevmiyorum. Hep cenazelerde mi buluşacağız diye bir laf dolanıyor. Benden nefret ediyor biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama Aykut'cum özledim seni sarılan adamlar. Sen katlanamıyorsun artık bu yaştan sonra. Yani. Efendim oyuncu Saruhan Ünel kız arkadaşı yani Eda Sönmez'e dövmüştü biliyorsunuz. Hmm. Şık gazetesi habere ilişkin bir şey verdi. Sonra çünkü hafta sonu diziden kovulsun diye imza kampanyası atan Şükrü Avşar bir açıklama yaptı. Gazete haberi şöyle veriyor. Muhabirimiz Eda Sönmez, oyuncu sevgilisi Muharrem Saruhan Hünel tarafından ünlü futbolcu Pascal Nohme ile yaptığı röportaj fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı için darp edilmişti, diyor. Bir sürü olaylar gelişti. Bu arada çok ciddi imza kampanyaları başlandı. Ama Şükrü Avşar şöyle bir açıklamada bulundu. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Şu aşamada Saruhan Hünel'in kadrodan çıkartılması söz konusu değil. Set dışında özel hayatında yaşanan ve yargıya intikal eden bir olay. Sette yaptığı, düzeni bozduğu her şey beni ilgilendirir ama bu durum birebir beni ilgilendirmez. Ben yargıç değilim, savcı değilim. Belki iki sevgilinin arasında bizim bilmediğimiz bu konu farklı bir düşmanlık var. Kadın makyaj yapmış olabilir, bu bir ekmek davası. Ben kesinleşmemiş, henüz suçu sabitlenmemiş bir olay üzerinden nasıl birinin ekmeğini keserim? Bana ben böyle bir şey yapmadım diyor. Sette en ufak çıkarttığı bir sorun da yok. Bana sinirlerime hakim olamadım. Ben de bu kadını dövdüm gibi bir açıklama yapsa o zaman farklı olabilirdi. Ama ben seni gönderiyorum derdim. Şimdi ekmeğiyle oynamam söz konusu değil. Ben hakim ve savcı değilim diyor Şükrü Avşar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben hemen bu konuyla ilgili söyleyeyim. Üst katında oturan bir arkadaşımız aynı apartmanda. Her eve her getirdiği kadını döverek dışarı attığı yolunda çok ciddi bir iddia var. Oo. Komşular evet. Psikopatik bir... Hatta evden kaçan bir komşusuna sığınan bir kızcağızdan, eve gelen kadınlara şiddet uyguladığından... Bu niye bu hale geldi bu çocuk acaba? Ben vuruyorlar bu konuda. Peki şeyin yapımcının düşüncelerine ne diyorsunuz? Bana göre haklı. Daha önce biliyorsunuz bununla ilgili Birol Güven'e de dedik ki sana ne kardeşim kadının setin dışındaki ilişkisinden. Sen dizine bak. Senin dizine ne getiriyor? O da dedi ki ben burada bir anne oynatıyorum dizide. Oradaki rolüyle burada yani dışarıdaki hareketiyle buradaki rolü örtüşmüyor. Ama bir şey onun için göndereceğim demişti. Şimdi birazcık burada... böyle şeylere dikkat ediyorlar biliyor musun? Hani birazcık böyle bir kulak çekme değil de bir ikaz oluyor yani. Hani biraz hareketlerine dikkat edin. Kulak çekme dediniz de yani, mesela şey vardır. Meşhur oyuncu Tardu Flordun. Ya. Sevgilisinin kulağını ısırmış, koparmış. Burnunu hapis yaptı bunun için. Burnunu mu ne? Hapis yaptı. Bir şey söyleyeyim. Biz bak, biz dizide o zaman biz Sardu'yla dizide oynuyorduk. Benim oğlum oynuyordu bak. Biz diziyi işte kaç bölümde bitirmek zorunda kaldık. Gitti hapse girdi. Ya işinden şunu söyleyeyim. Babası da rahmetli Macit Flordu. Çok iyi oyuncu tabii. Ama da melek gibi adam. Şeyde çok güzel oynuyor Tardu. Tardu şimdi bir dizide oynuyor. Muhteşem oynuyor. Doktor, çok iyi oyuncu. Böyle bir eylemi gerçekleştirdi diye İşinden kovun talebinde bulunmak insan haklarına aykırı bir davranış değil mi? Kim talep edecek bunu? Ben vatandaş olarak diyorum ki imza atın diyorum kardeşim tabii işten bu adamı. Canım, tabii ki toplumda özellikle bu kadın cinayetlerinin vesaire olduğu duyarlılığın arttığı bir dönemlerde toplumun böyle reaksiyon vermesi, böyle şiddet eğilimli insanlara reaksiyon vermesi çok önemli bir şeydir ancak bu talebi lütfen şeyin üzerinde de yapsınlar. Ama oradan kabul etmiyor ki ben yapmadım diyor ne yapacaksın?
Haluk Bilginer'le de ilgili konuşmuşluğumuz vardı. Çocuk bunu başından beri inkar ediyor yani. Onunla da ilgili ya, bağlantıları vardır. 3-5 bölüm kalmış zaten. Şimdi bıraksa ona, onları nasıl çekecekler? Yönetmenin onun rolleri... işine gelmemiş. Tabii canım ya. O kadar para bağlamış, o kadar şeyden. Zaten söylüyor, 3 bölüm var zaten, 3 bölüm sonra bitiyor, dizi bitiyor zaten diyor. Kalkıp 3 bölüm için adamı işinden atıp bütün kaç bin lira zarara mı girsin? Efendim, Meryem Uzerli ve Uğur Polat'ın Fransa'da başlayan ve şimdilerde Rize'de devam eden film seti, geçtiğimiz hafta yaşanan toprak kayması nedeniyle durmuş. Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesinde devam ediyor. Set oyuncuları selden zor kurtulmuşlar. Meryem Uzerli ve Uğur Polat'ı hemen başka bir şeye götürmüşler. Aydar Yaylası'nda kaldıkları otele taşımışlar. Setin çekildiği yerden. 15 dakikayla selden kurtulmuşlar. Set ekibi çekim yapmışlar. Geçmiş olsun diyoruz. Ya geçmiş bir şey söyleyeyim olsun. Mi? Ben hani bu memlekette derler ya, gökten yağmur düşse bunların başına diye, bu dizinin başına gelmeyen herhalde hiçbir şey kalmadı şu ana kadar. Bir hayırlısıyla bir tamamlayıp ortaya çıkartsalar. Bu arada geçen gün konuştuğumuz Kösem yeni işte Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan hakkındaki düşünceler Türk milletinin düşünceleri olduğu için çok mutluyum. Nerede okusam herkes aynı bizim gibi düşünmüş. Beğenene rastlamadım daha. Cemilmaz konusunda da gidenler tweet, Instagram yağdırıyor. Abi 10 tane geldiyse onu da beğenmemiş. Bir reklama gidelim mi? Gidelim. Ama paraları götürüyor, götürdü. Ona acayip bir el alemin parası bizi de çenemizi yoruyor işte. Tamam. Ne derler? Zenginin parası züğürdün çenesini yorar almış durumu. Efendim adam, kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra konuşacağımız çok şey var. Burada kalın, bizde kalın. Reklamlardan sonra buluşalım. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alişan yıllar sonra bir konuştu, bir konuştu. Diyor ki, Mahsun Kırmızıgül'e albüm yapması için borç verdim. Daha sonra paramı geri istedim. Mahsun beni, biz seni adam ettik. Bizim sayemizde para kazandın. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız. Hayranlarımı üzerine salarım. Seni tükürükle boğarlar. Zor durumdayız. Bize verdiğin parayı geri istiyorsun ancak. Alişan'ı Alişan yapan biziz dedi. Paranı geri vermezsek bizi mahkemeye veremezsin. Uğraşırım seni diyerek beni tehdit etti diyor. Daha sonra Hilmi Topaloğlu paramı geri iade etti. Ama hala Mahsun'a dargınım, adını bile duymak istemiyorum demiş. Şimdi onları mı kapıştıralım yani? Yo. Ne yapalım? Öküz ölmüş. Ben öküz day. Öküz ölünce ortaklık bozulur. Ama bu zaten öküz ölüp ortaklık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Rahmetli Hilmi zeki ve kurnaz bir adamdı. Ama aynı zamanda bir o kadar saftı. Onları Burhan Aydemir denilen tefeci ortakları bir güzel dolandırdı. Onları kendi çeklerini, şirketin diyelim 1.000 liralık çekini kırdı. O zamanlar da faizler yüksek orantılar. O paranın 50 liraya düştü. Öyle o şirket battı. Şimdi orada da sistem şuydu. Sanatçılara para vermek yerine dörde böldüler. Mahsun al bunları, sen şirkete ortaksın. Halbuki Mahsun parayla albüm yapsa birkaç milyon dolar alacak o sırada. Yok, şirket ortağısın, al sana şu yeni yetme sanatçıları da. Özcan senin firman da şu, aynı Raks'ın yaptığı gibi. Şu sanatçılar da senin falan filan filan. Böylece o... Para vermeden bunlara ortak edip ki o ortaklıklar daha sonra Mahsun'un 10 sene yurt dışına çıkamayışına mal oldu Abdülkadir Aksu halledene kadar. Ama o dönemlerde işte bunlar yaşandı ve Mahsun'un da borç taktığı birçok insan olduğunu duydum. Onlardan biri de bu sanırım. Vefa bir işte o şirkette bir boza markasıydı. Ama herkes orada, tanıdığım herkes, rahmetli de Hilmi de dahil, herkes kurnazdı. Herkes kurnazlıklarının kendi kurbanı oldu. Benim özetim çakalların bu. Savaşı yani. Evet. Mahsun'un borçları bitti mi? Mahsun şu anda Artı'da. Tabii Artı'da halletti onları. Evet, borçlandı. Vallahi o akıllı binayı çocuklar. Falan sattılar. Ben Mahsun üstlendi o bütün borçları.
kimsenin ne süründüğünü duymak istiyorum. Ne kötü olduğunu hiç biz öyle bir şeyler. Yemin ediyorum duymak istemiyorum. Kimseyle ilgili borçlarını olanlar inşallah ödesinler. Ama kimse borçlu. Akıllı bina yaptılar ama içindekiler yani. Aptal değil yani. Çoğunlukla. Odalarda kapıyı açamıyorlardı, şifreyi bilemiyorlardı. Ne işler yaptılar? Onlar da yerde lahmacun yiyorlardı bağdaş kurup akıllı binada. Öyle bir hayat vardı. Nereye gidersen kendi kültürüne gidiyorsun. Şimdi ben o zaman bahsettim. Burhan Aydemir'i tanırsınız hepiniz. Sözünü keseyim mi? Kesin. Bak sen ütüyü kızdırıp da altında sucuk kızartan gördün mü? Bülent Ersoy. Hadi bak. Aa, onu bilmedim. Aa, onu tabii, bilmedim. Almanya'da. Yurt dışında otelde yaptıklarını duydum. Ütünün tersini ya yani. Yumurta kırarlar ütünün altında. Polonyalılar yapar bunu. Allah Allah. Allah. Bizimkiler de yapıyor. O Burhan Aydemir, hepiniz tanısınız. Burhan Aydemir bir gün sormuştu. Dedim ki abi bu parayla başka transferler yapabilirdin. Neden sen dedim bu parayı bu binaya yatırdınız? Bana dedi ki onun tonlamasıyla yapıyor. E oğlum bizim de gelince misafirliğimizi bir göz alıcı bir şeylerle kandırmamız lazım. Sen bir doktorsun, sözün belli, özün belli. Bizim bir şeyimiz yok, biz binayla onları kandırmamız lazım dedi ve kandırdı. Bir ara çok havalıydı. Evet oğlum, muhteşemsin ya. Hakikaten evet, oğlum. Doğru. Doğru ya. Ha, ama aynı Burhan Aydemir, bayan sanatçılarına da şunu yapıyor. Kardeşim, parayı ben vereceğim, başkaları mı öpüp koklayacak ki? Yani, ona bütün yapımcılar diyor ama ya. Bak. Yani demodeler. Yönetmenler de kameranın arkanın önüne geçmenin bir bedeli var. Onları tenzih edelim. Eski moda, demode, yönetmenler onlar. Medya için de geçerler. Efendim yeni yüzyıl rengarengin manşetinden okuyorum. Kızlar kapıştı. Lerzan Mutlu'nun menajeri Barun Oya'nın kendi Instagram hesabından yaptığı duyuruyla başladı olay. Lerzan Mutlu'nun 22 Kasım Pazar günü Afyon'da bir söyleşi yapacağını ve Lerzan Mutlu'yu da ekleyerek Banun Oya'nın duyurusunda bulunuyor. Paylaşımın altına Deniz Akkaya şöyle bir yorum yapıyor. Aa, Seda Sayan'ıma haksızlık olmuş, ne kötü bir fotoğrafını kullanmışsın diyor. Ya bu Deniz var ya, bak magazine girdi, kurnazlaştı hemen. Bu yoruma sinirlenen Lerzan Mutlu Deniz Akkaya, onun en kötü fotoğrafı senin en güzel halin ve canısı. Yaz yaz devam et böyle, estetikten beyin hücrelerin ölmüş. İnsanların o kuşlardan ödünç aldığı beyniyle espri yapmaya çalışmaları yediği dayaklardan olsa gerek. Beyin sarsılsız diyeceğim ama olmayan şey sarsılmaz değil mi diye cevap vermiş. Yalnız hemen şuradan bir şey söylüyorum. Cevaplara bak ya. Deniz Akkaya güzel olduğu kadar son derece beyinli bir kız. Çok zeki. Çok güzel de konuşur. Çok zeki bir kız. Çok güzel cümleler kurar her konuda. Şimdi yiğidi öldür, hakkını yeme. Hiç zaten öyle bir şey de dedirtmem ona yani. İkili arasındaki diyaloğa bakarsanız çok biri güzel. Diyor ki aa Seda Sayan'ıma haksızlık olmuş, ne kötü bir fotoğraf. Diğeri cevap veriyor. Estetikten beyin hücreleri ölmüş. İşte yaptığı dayaktan beyni sarsıntı geçirmiş. Beyin sarsıntı olmayan şey sarsılmaz. Lerzan böyle değildi ya. Lerzan'a neyse kimsenin şeyini yapmayalım. Olmayan şey sarsılmaz mı? Hayır, bu konuları kimsenin reklamını yapmayalım. Fakir ablacığım. Çok sevdiğini reklamını yapmayalım bebeğim. Bak bu konuda sizle lütfen tartışmayacağım. Ama lütfen rica ediyorum. Ama lütfen azarlamayın ya. Hayır azarlamıyorum ama burada okuyacağım konulara karışmayın. Evet. Yorum yapma, hayır. Yok abi, yorum yapmak istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Hayır. Neden ya bize burada bir şey... Benim işim size burada konuları okumak. Siz konuşmak istemeyebilirsiniz. Abi bak neden ama sen benim de dediğimi anladın. Lerzan Mutlu ve Deniz Akkaya başka televizyonlarda program yapıyor olabilirler. Ama her ikisi de medya için medyatik isimlerdir. Peki. Bugün bir gazetede peki haberleri varsa tartışırız, sen konuşuruz. Sen de güzelim, oh güzel. Hiç alakası yok. Uyuzunu benle kaşıyım. Kurtulun. Sen de uyuzunu benle kaşı. Hayır, hiç uyuzla alakası yok. Ben de sen de kaşıyacağım bundan sonra. Karşı tabii kaşıyabilirsiniz, varsa bir şeyiniz buyurun. Ama lütfen rica ediyorum. Burada dakika başı. Ayol müdahale etmedik. Elimden gazete almadık. Bir şey yapmadık. Yorum yapmak istemeyebilirsiniz. Bir şey konuşmazsınız. Hayır ben diyorum ki sana geçer. Bizden bahseden var mı hiç merak ediyorum. Hiç kompleksim yok. Lerzan'ın ya da Deniz'in burada reklamını şey yapıyorum diye. Zaten hiç bizden bahseden var mı acaba? Beni hiç arasında bağlamıyor hanımefendiciğim bu. Bizi reklam ama yapıyorlar. Ama sen beni diyemezsek bizi diyeceksin. Ama ya hiç bizi, problem değil bizi, bu. Bizi diyeceksin. Hiç problem hep değil. Bizi konuşuyor olup olmamaları hiç mesele değil. Benim bir şey yok burada. Biz var burada. Hayır. Burada lütfen. Ben diye bir şey yok abi. Siz konuyu beğenmiyor olabilirsiniz. Siz yeri geldiğinde burada Hülya Avşar'la ilgili konuşmak istemediğinizde problem çıkartıyor musunuz? Her şeyi konuşuyoruz. Siz konuşmuyorsunuz ama. Hayır ben bilmiyorum ki sizi kadar konuşayım arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Siz gazetecisiniz. Konuşmak istemiyorsanız konuşmazsınız. Ben yapmıyorum ben. Sen magazin gazetecisisin bu, abi. Ben senin bildiğini bilemiyorum. Burada Kaya'yı konuşuyorsak, Hülya'yı konuşuyorsak Deniz'i de Lerzan'ı da konuşacağız. Konuşmayacağız diye bir şey yok.
Siz fikir beyan etmek istemiyorsunuz. Ben sana pardon bir şey yani öylesine bir şey söyledim ya ama uzattılar. Ama bunu her defasında kinin yapıyorsunuz. Kinin mi var bana ya? Hayır canım bunu her defasında yapıyorsunuz. Hangi her defasında? Tabii. Ben sana bakmaya mı başladım birazcık? Hayır bana bakmıyorsun. Bana. Hayır hiç bana bakmıyorsunuz. Ben bunun biraz sebebini düşünüyorum ve buluyorum da sanki kendi kafamda. 2013'te, buldum ben onu. 2013'te bana da sor ben yemekteydim dün akşam. Bana da sorun ne yaptın dün akşam yemekte diye. 2013'te kimler vardı ne konuştunuz diye. Erkek olan Rüzgar Erkoçlar önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazeteciler Hülya Avşar'la aynı filmde oynayacaktınız ne oldu deyince aynı filmde rol almayacağız. Doğrudur teklif geldi. Senaryo bana uygun değil. Kabul etmedim. Oyunculuğa dönmek istemiyorum diyor. Doktor Bey. Abi çok özür dilerim. Bu aranızdaki diyalogdan dolayı konsantrasyonum bozuldu. Soruyu tekrar eder misiniz? Rüzgar Erkoçlar, Hülya Avşar'la. Rüzgar Erkoçlar, tamam. Okey, özür dilerim. Bir film. Şimdi Rüzgar Erkoçlar'a karşı biliyorsunuz benim bir hassasiyetim var. Onu Türkiye'ye biraz duyuran kişi olmuştum. Öyle de bir vebali vardı. Ama anlatmıştım da onun bir mahkemesinde şahit olarak en azından biraz vicdanımı rahatlattım. Orada soruluyor. Diyor ki böyle böyle niye oynamadınız? O da diyor ki senaryo bana uymadı. Oynamadım diyor. Ama bazı gazeteler onu bak işte bu kötü habercilik değil mi Aykut abi? Bazı gazeteler onu Hülya'yı istemedi olarak yazmış. Hülya'yı ben istemedim onu. Çocuğun ağzından Hülya kelimesi bile çıkmıyor. Senaryo oradaki rol bana uygun değildi diyor. Ama manşet Hülya'yı Rüzgar istemedi. İşte bu maksatlı. Yani bu o kastını aşan haber şey. Büyüyor işte. Haber büyüyor da işte bu, o zaman da bu toplum İşte artık gazetedekiler nasıl olsa yalandır gözüyle bakıyor. Tabii, biz ağzımızla tabii, kuş tutsak tabii, da inandırıcı olamıyor. Doğru da olsa arada kaynıyor. Bir de bugün aramızdan ayrılışının 15. yılı nedeniyle sevgili Ahmet Kaya'yı sevgiyle saygıyla anıyorum ben. Ya. Şahsım adına bir dostu arkadaşı olarak. Ben de aynı şekilde. İzleyicilerimize de. Ve Muhteşem Yüzyıl Kösem'deki rolünden dolayı da Kadir Çöpdemir Hülya Avşar'la ilgili bir Hülya yaşlandı diye bir sohbette böyle bir laf etmişti bir alışveriş merkezindeki sohbetinde. Hülya Avşar hafta sonu yine klasik Tarabya muhabbetinden çıkıyor. Diyor ki o kadar çok şey yapmak istiyorlar ki üstümden Kadir'e bir faydam olduysa ne mutlu bana. Çok doğru, çok zekice bir cevap vermiş. Tebrik ederim Hülya'yı. Hülya bu eleştirilere artık hazır olsun. Evet. Çünkü toplumun büyük bir yüzdesi o diziyi seyretmediği reytinglerden ortada. Gelen eleştiriler ortada. Hülya artık bu soruya hazır olsun. Bakize Hanım'ın söylediği zekayı her defasında aynı cevapla kurtaramaz. Hadi bilmem kim için dedi. Yarın başkası dedi diyecekler. Üçüncü gün bize de öyle geliyor. Hülya Hanım çok kötü çıkmışsınız o rolde diyecekler. Diyecekler. Hülya aynı Cem Yılmaz gibi bu diziyle ilgili bakın tekrar ediyorum. Ben çok iyi bir performans bekliyordum. Hülya Avşar, sırf Hülya Avşar diye o işte o şımarıklıklarının bedelini ödüyor demek ki. Evet. Patavatsız cümlelerinin bedelini şartlanmış ödüyor. Şartlanmış bir seyircinin karşısına evet. çıktı. Evet. Evet, kitle seyretmedi, seyreden de beğenmedi. Ne zaman onun ikincisi ya? Ne zaman? İşte bu hafta. Perşembe akşamı. Bir Allah'ın kulunda bayağı geniş bir... Bakalım bir iki tane seyredelim ne olacak yani. Grup hem de değişik öğretmenler, politikacılar falan... Bir kişi de beğenmemiş Hülya'yı ya, enteresan. Ben şaşırdım, böyle dinledim. Ben size genel bir şey söyleyeyim mi Hülya'yla ilgili? Bana gelen bütün şeylerde Pakizan'ı korumayın, hiç şey yapmayın, gerek yok. Ben Hülya'yı sevene rastlamadım ve üzüntü duydum bunda. Bunu söylemiştim. Hülya'yı size. Seven yok. Hülya'ya? Hülya'yı hakikaten Hülya ben çok üzüldüm. Hülya'nın performansından önce Hülya'ya nefret evet, aslamış. Hülya'yı sevmiyorlar. Bunu Pakizan'ı Hülya'yı korumayın diyorlar ısrarla. Ben korumuyorum, yani içimden peki, gelen şey söylüyorum. Bunun analizini yapın, sebebi ne? İşte ben bak, sebebini düşünmeme. Bir ortam aslında. Bir sebep değil, sıra gelen bir devamlı bir birikti. Cem Yılmaz'la bir ortak payda. Örtük gençleri, şusu böyle abuk subuk. Cem Yılmaz'la bir ortak payda abi. Ben ne dedim? Dedim ki Hülya Avşar'ı daha dizi başlamadan biz Hülya var diye seyretmeyeceğiz diyen bir kitle var. Vardı biliyorum ve ben. Ve Cem Yılmaz'ın filmine gittim sinema boştu. Demek ki o film iyi miye bile bakmadan vazgeçmiş Cem Yılmaz'dan. Şimdi doğruya yani doğru. Yani kitle Cem Yılmaz ve Hülya Avşar'dan vazgeçmiş. Ortak paydaları yani matematikte okek vardır. Ortak katların en küçüğü kesişim kümesi. Bunların ortak kümesi nedir biliyor musunuz? Şımarıklıkları. Sen... Ona küfret, buna küfret, magazinciye küfret, seyirciye küfret, onu de, bunu de, şunu de. Hülya ya magazinciye Hülya'cığım, küfret, küfretmez Hülya, o, mi? Ne? Küfreder ne? Mi? Oo, kendi çocuğunu reklamda oynatan kadın
Ondan sonra şerefsizler bir daha kızımı çekmeyin bilmem ne falan filan. Ama falan. Kız çok büyüdükten sonra. Bana niye dava açtı biliyor musun sen? Hı? Da, bir İbrahim Tatlıses'in programına katılmıştı. İbrahim işte İbrahim böyle bu ama diyor böyle hep. Bu diyor yatakta horlar diyor. O ona diyor böyle. Nasıl bir labali. Hatırlıyor musun? Tabii orada giydiği bir de göbeği açık böyle. Tabii. Buradan yağlar sarkıyor. Bir kıyafet vardı Hülya'nın. Ya dedim gazeteciler kalkıp şey kızınla Zehra ile ilgili bir soru sorunca benim bak kızımın yanında nasıl böyle soru sorarsınız falan saldırıp üzerine dövmeye kalkıyor gazetecileri. O program dedim o Zehra ile beraber seyrederken ne hissetti acaba diye yazdım ben de. Senin de yetişkin bir kızın var, ergen bir kızın var. Doğrusunu yazdım. O kızdan ne hissettin, o kızın ne düşündün, tahmin ettin o İbrahim diyaloğuna dedim. Aa bir dava ondan sonra o canlandırmaymış öyle bir ki yokmuş. Ya canlandırmaymış. Gelinlik yedi o programda, gelinlik yedi hatırlıyorsun. He? Gelinlik yedi o programda. Bu diyor böyle, bu diyor yatakta horluyor diyor filan. Yani beraber, ha biz hiçbir zaman beraber olmadık İbrahim'le dedi. Biz hep ben de 1983 yılında ilk kırıştırdıkları günlerdeki Ayvalık'taki, Sarımsak'taki çekilmiş fotoğrafları beraber hatta ben de vardım. Şey mangal yaktık bilmem onları çıkarttım. Bunlar dedim nerede çekildi? Sana mangala gelinmez 2 sene sonra biz de çıkarırsın. Tabii. Mangal da bana geldi. Eğer inkar edersen çıkartırım. Kapıyan gelmem. Onlar arkadaşı sadece. Ya. Ya, İbrahim Sar Sultan duymuş neyi konuşuyor. Hakikaten ben üzülüyorum. Çok enteresan. Hülya'nın evine gittik. İşte bir işte. Ev kiralamış yazdık. Balkona çıktım bir baktım karşıda bir adam. Ulan diyor ben bu adamı tanıyorum. Karşı apartmanda balkon. Tanıyorum falan. Baktım adam böyle el sallıyor. Kim Hülya dedim. Ha İbrahim ben. Ne işi var burada? O da karşıda. karşı apartmanda. Ama şimdi şöyle. Ket vuruyor. Ben İbrahim Tatlıses gibi arabesk çağıştıran bir adamla birlikte olmadım. He. Ben asilzadeyim. Dördüncü soydan. Yok ya daha küçücüktü de İbrahim'in film çekerken. Bunun ayrımını yapabilecek bir insan değildi o zaman Hülya. Küçücüktü o zaman. Ya ablacığım sen de o küçük. Hayır Allah onu demedim. Ya hepsine zorla tecavüz etmişler. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Onu ya evlenmiş öğrenmiş. Bir dakika şeyinizden anlayıp konuşuyorsunuz. Başka bir şey söylüyorum ya. Hülya o zaman yani nasıl anladı da İbrahim'i yok öyle onunla olmazmış filan diye. Anlayacağı yaşlar değildi o zaman Hülya'nın demek istiyorum. Nasıl? Yani olmuş olabilir diyorum. Olur. Anlamadan konuşuyorsunuz hepiniz. Ya niye anlamış olarak bilerek isteyerek kendi iradesiyle yani, yaptığı bir yaş ablacığım. Çünkü çok şöhretli aslan gibi de bir adamdı İbrahim de bir oradan gelmiş. Ya bunu eleştirmiyoruz ki biz İbrahim'i kınayan bir cümle kurmuyoruz. Hayır, işte ama kınadığımız... Da. Buna İkâr ket etti. Vurmak, bu olmadı gibi mi insanlara İnşallah. Yanlış beyan vermek. İşte bana bir tane insan söyleyin. Bana bir tane insan. Vallahi Hülya'yı koruduğum için söylemiyorum. Bana bir tane insan söyleyin. Neler biliyoruz aslında da burada hepimiz konuşamıyoruz herkes için. Evet onunla da oldum, onunla da oldum, onunla da oldum, onunla da oldum. Söyleyin Allah aşkına bir insanın ağzından bunu duyabiliyor muyuz? Nasıl anlamadım? Yani evet kardeşim ben onunla da oldum, topluma onunla da oldum. Topluma malum olmuş şeyleri inkar edenleredir bizim tavrımız. İşte onu diyorum ben de inkar edenler de olur. Ben Hülya Avşar'ın listesini saymıyorum. Programın süresi yetmeyebilir. Ama topluma mal olmuş. Bunlar adına film yapılmış bak, senin mavi diye. Biraz sakin olur musunuz? Bir konuda açıklamak. Ayol o mavi biliyor musun kime? O zaman kim yazdı o şarkıyı? Kim yazdı? Burhan? Burhan Bayar. Hayır, Burhan Bayar besteledi. Yılmaz Tatlıses yazdı. Neyse Burhan Bayar besteledi. Mavi gözlü bir sevgilisi vardı. Kolunun altından ayırmıyordu. Tutturdu adam o zaman. Ben buna yazdım onu diye. Burhan Bayar zamanı. O ona yazabilir. Ben de o zaman İbrahim'le niyetle, halkla niyetle dinledi. Ona bakarım ben. Belki tabii o da bilerek yapılmış bir şeydir. Ama İbrahim Bey'in hayatındaki kadınlara şarkı yazdığı doğrudur. Dertler derya olmuş bende bir sandal. Doğru söylüyorsun. Hülya derdini söyle durumları. Hep şarkılarla sabit. Mavi olmuyor ama Hülya şarkısı. Yani neyse bak. Yıllar önce onlar beraberlerdi. Geçti gitti kimse farkına vardı varmadı falan filan. Sonra Hülya çıktı kaç sene sonra ben onunla sadece arkadaştım beraber olmadım dedi. İbrahim de öyle dihin ki onu konuk yaptı ve böyle beraber olduklarını belirtecek her numarayı çekti televizyon programında. Adam Hülya'da Los Angeles Gösteri Merkezi'nde oynadıkları müzikal neydi ikisinin beraber? Mega Show. Dikran'ı yaptı. Kumkapı'da Dikran Masis'le beraber gece düzenledik. Oyunun basın işlerini yapıyorum. İbrahim döndü dedi ki yeter artık bütün gazetecileri gönder dedi. Çocukları gönderdik. Gece saat 2:30-3 kum kapının çıkışındaki direğin altında birbirlerine sarmaş dolaş etrafta gazeteci kalmadı diye.
Şov yaptılar ikisi. Yani neyini inkar ediyorlar ki? Yaşayanlar yani, hala biliyor bu mevzuyu yani. İbrahim komik bir inkar olur. Böyle yani. Artık yatakta uyudu, horladıklarını bile anlatarak dalgasını geçti. Ve beraber olduğunu İbrahim çaktırmadan böyle bütün millete duyurdu.